Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Konuklarımız Mehmet Özcan ve Ogün Şahinoğlu, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk Melike. Yine her zaman olduğu gibi bir gelişmeyle, son dakika gelişmesiyle karşılamış olduk sizleri. Beklenen bir ceza aslında. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıklandı ve Fenerbahçeli Ener Valencia Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü. Cezası belli oldu. Bir maç men cezası aldı Ener Valencia. Hemen bu gelişmeyle başlayalım. Tabii konuşacak çok konu var. Benim beklemediğim bir ceza. Yani şöyle, orta hakemin gördüğü, yani gördüğü gibi hemen kırmızı kartı çıkardı. Çok da var müdahale etmedi. Zaten genel protokol o. Orta hakem belli inisiyatif alıp bir kararda kartına başvurduğunda değiştirmemeleri yönünde. Bu tarz direkt kırmızıların cezası da minimum 2 olmalı. Evet. Bunun yolu Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, ilerleyen haftalarda bu takımlardaki oyunculara da direkt kırmızı kart çıktığında bir maç ceza alınabilir. Çünkü bu ülkede değişmeyen bir gerçek. Geçen sezon hatırlıyorum yine Josef de Souza'nın Denizli'de bir direkt kırmızısı vardı. O indirildi. Sonra o aynı şekilde Aytaç'a tekme atmıştı. Mert Hakan için indi. Galatasaray'da da bir oyuncunun cezası sanırım Mustafa Muhammed olabilir. Her takım uygulanıyor ya da Falcao olabilir. Burada dediğim gibi direkt kırmızı kart olduğu için bence birden fazla olmalıydı men cezası. O gün sen ne düşünüyorsun? Yani şimdi şöyle, geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşta işte MHK'daki görevliler, danışmanlar vesaire çıktığında pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundular. Evet. Yani öyle açıklamalardı ki hani kırmızı kartı doğru olduğuna yönelikti. Destekleyici ifadelerde bulundular. Evet, bizim yayınlarımızda da evet, analizler yani, yapıldı. Şimdi eğer ki doğrudan... Bir son dakika gelişmesi daha, ben diyorum zaten yani böyle bir yayın son sayfa. Türkiye Futbol Federasyonu rezerv ligi kaldırdı. Kulüplerin bu yönde bir talebi vardı. Bu haberi paylaşmıştık zaten sizlerle ve federasyon rezerv ligi kaldırdı. Kalan haftalarda oynanmayacak. Ben bununla ilgili yorumu rahatlıkla yapabilirim. Çünkü dün Sayın Başkan Ahmet Nurçevi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi ile görüştüm rezerv lig konusunu ve bugün de haberi çıkmıştı Sabah gazetesinde. Kendisinin düşüncelerini sormuştum. Kulüplerin tamamının kararı değil bu. 3'te 2 çoğunluğa bakarak Kulüpler Birliği'nde alınan bir karardı. Başkanın söylediği çok doğru ifadeler var. Hani gençlerin ve kadroda olmayan, maç oynamaya ihtiyaç duyacak isimlerin oynayacağı birlikti bu. Türk futbolunu kalkındırabilecek bir organizasyonda. Ha, organizasyonun eksikleri var mı? Var. Bunlar maddi manevi TFF'nin daha doğru bir şekilde organize etmesi gereken birlik. Ama önemli olan ve başkanın da değindiği konu şu. Biz Kulüpler Birliği'nde büyük çoğunluğun imzasıyla aldığımız bir karardır rezervlik dedi. Ve biz imzalarımızdan vazgeçiyoruz. Yani imzalarından vazgeçiyor. Bundan birkaç önce imza atan başkanlar. Şimdi vazgeçiyor diyor. Bu doğru değil diyor. İmzaların arkasında durması gerekir başkanlar. Çünkü otoritemiz bu kez sarsılır. Kulüp başkanlarının ve kulüplerin kamuoyundaki... Kaldırılması yönündeki, yani devam ya, etmesi değil de olmaması için. Şöyle, birkaç öncesinde başta kabul edilmişti. Kulüplerin sonrasında vazgeçmeleri evet, diyorsun. İmza attığı, rezervlik kurulsun diye federasyona talep edildiği bir organizasyon değil miydi? Böyleydi. Şimdi aynı kulüp başkanları henüz birkaç hafta geçmişken kaldırılsın diyor. Maddi manevi sebeplerden ötürü. Şimdi ama... Ya birkaç önce siz istediniz, birkaç ay geçti aradan, daha 3-4 maç oynanmışken kaldırın diyorsunuz. Bu kez hakikaten Ahmet Nurçevi'nin de dediği gibi kulüp başkanlarının istekleri, talepleri sorgulanır. Otorite kaybı yaşanır. Ve manidar buluyorum demişti. Beşiktaş'a ayırıyorum. Beşiktaş rezervlik kaldırsın diyenlerden değildi. Buradan zaten Beşiktaş'ın bu fikirde olmadığı çıkarıyoruz. Ama kulüplerin böyle bir isteği, çoğunluk... Tabii 2 çoğunluğa bakıyordu. Galatasaray'da yanılmıyorsam kaldırılmasın Galatasaray dedi. Galatasaray kaldırılmasını istemiyordu. Bir ayrıntı vereyim. Futbolculardan Barış Alper Yılmaz örneğin Trabzon'a 90'da oyuna girdi. Ben rezervlikte oynamak istiyorum deyip o ligde şans buldu. Bazı oyuncular da rezerv ligi fırsata çevirmek istiyor ki Barış Alper'in de 2 maçta 4 golü vardı. Galatasaray zaten liderdi hali. Mesela Beşiktaş'ın da planlarından bir tanesi sakat oyuncular döndüğünde onları rezervlikte oynayarak maç temposu kazandırıp A takımı hazırlamaktı. Josef gibi. Hatta bunda Josef'i dahi düşünüyorlardı. Evet, evet. Yani dediğim gibi Ahmet Nurçebi'nin söyledikleri satır arasındaki cümleler çok önemli. Peki kulüplerin istememesine sebep olan konuları da konuşalım isterseniz. Hani neden
rezervlik kaldırılsın dendi, neden istenmedi? Onları da konuşalım. İzleyicilerimizden de farklı görüşler var. Evet. İyi ki kaldırıldı yazan da var. Son sayfa etiketine bu arada yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Biraz hareketli başladık yayına. Mehmet sen ne düşünüyorsun? Ya ben yani hayal meyil hatırlıyorum Melike. İzleyicilerden muhakkak yaşı benden büyük olanlar düzeltebilir. Bursa Spor ve Galatasaray'ın vardı. Ben çocukluğumda sanırım Malkara'ya, Trakya'da bir ilçeye maça gitmişti. Galatasaray'ın ikinci takımı vardı 3. ligde. Bursa Spor'un yine okuduğum kadarıyla sanki Süper Lig'e çıkıp iki takım olmaz deyip tekrar 2. ligde kaldığı dönemler. Ben bu tarz yapı, bu Almanya'da sanırım var. İkinci takımlar direkt olarak alt liglerde mücadele ediyor. Bu yapı daha sağlıklı bir yapı. La Liga'da öyle mesela. La Liga'da doğru. Kasti, hatta Real Madrid, Kasti, Guardiola ve Zidane'ın kariyerleri evet. de öyle başladı zaten. Real Madrid ve Barcelona'nın ikinci takımları çalıştırarak. Burada tek sıkıntı sağ koşulları ne kadar buna el verirdi, bunun altyapısı. Yoksa hiç olması değil. Zaten U21 ligi vardı biliyorsun ki Melike. Pandemi dönemi olsa gerek. Kaldırıldı, tek U19 döndü orada. Orada bir alt lig iptal edilmişti. Biraz onun yerine de koyuluyor ama yani model kötü model değil. Mesela Barış Alper oynadı, Josef oynardı. Şunu paylaşalım. Federasyonun yaptığı duyuru var hemen. Alınan kararları izleyicilerimize de aktarmış olalım. Şöyle bir resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu arada maalesef hani gerçekleşen evet. saldırı hepimizi üzdü. Onun için bir kez daha geçmiş olsun diyelim ve böyle bir saldırıyı iyi ki hani çok kısa bir sürede suçlular yakalandı. Kınıyoruz elbette. Onu da belirtelim. Yine konuşacağız ayrıntıları, yapılan açıklamaları. Toplantıda alınan kararları hemen paylaşalım. Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek rezerv ligin kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir diyor az önce de paylaştığımız madde. İkinci madde kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 gelişim ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. İkinci maddede bu. 3. Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanları, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgi bankasının tekrar erişime açılması kararı alınmıştır. Evet, daha önce kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanmıştı bilgi bankası. Şimdi hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişime açılacaktır diyor açıklamada. Devam edelim istersen Mehmet. Benim gözüm hep alt bandı takılıyor. Ekip arkadaşlarımıza da tebrik ediyorum. Daha öncesinde de Kerem'in programında sürekli transferleri de bir gözüm gidiyor. Evet. Melike ister istemez. Alttan son tabii, dakikalar değil mi? Çünkü Avrupa'nın da deadline diyorlar. İşte evet, transferin çok son hareketli. Bu gece geçiyor. Çok hareketli. Sanırım Galatasaray ve Beşiktaş o günle ikimiz takip ediyoruz. Avrupa'da yoklar ama Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin de 2 Eylül. Bizim ligimiz için 8 Eylül ama onun da bir tarihi vardır Avrupa Ligi kadroları için. Listeler için tabii. Söyleyelim hemen 2 Eylül gecesi. Yani 00:59'a kadar belirtilmesi, listelerin verilmesi gerekiyor. Avrupa Ligi için önemli olursa ama Galatasaray Beşiktaş'ın nispeten evet, bir hafta daha zamanları daha olacak. Diğer takımlar da belki sadece lig için kullanabilir. Evet, kullanabilir. Tekrar rezerv lige gelirsek hani ne kadar altyapısı hazırdı? Bu evet tartışmaya açık. Zemin problemimiz zaten var. Ne yazık ki bizler yakından şahitlik etmek durumunda kalıyoruz. Benim aklıma bir Malatya geliyor, Antalya geliyor, bozuk zemin. Şimdi Antalya nispeten son izlediğim maçta toparlanmıştı. Tabii hani bu fiziki koşullar ne kadar sağlıklı bu oyuncular için ama bir anlamda da örnek verdim. Barış Alper Yılmaz oynamak istedi. İyi ki de oynadı. Kendisini hazır tuttu, fit tuttu. Trabzon'da son dakikalarda oyuna girdi. Başka oyuncular da oyuna girebilirdi ama rezervlikte bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Federasyonun bu hep böyle mi Melike? Yani başkanlar, yönetimler değişse de sözde bu sezon 7+4 olacaktı. Takımlarımız şu an 8+3 oluşturmakta zorluyor. Yani kurallara çok sezon içinde zaten kararlar değişiyor. %50 seyirciydi. Sezon sonuna doğru %100'e açıldı. Yani çok dediğim gibi tutarlı davranmıyoruz federasyon olarak. Umarım yeni federasyonda artık bu milat olur diyorum artık. Çok da verilen kararlar sezon içinde değiştirilmez. Dediğin gün ifadede şimdi tutardan bahsettik ya tutarlı davranmıyoruz. Ahmet Nur Çebi'nin son cümlesini söylüyorum bana yaptığı açıklamada. Türk futbolunun patronlarına tutarsızlıkları zarar verecektir bize diyor. Yani kulüp başkanlarının diyor.
Şimdi yani biz de hemen olmadı kapatalım. Olmadı iptal edelim. Olmadı yıkalım gidelim. Yani onu iyileştirmek, üzerine gitmek daha önemli değil mi? Yani şimdi kaldırmak yerine koşulları iyileştirelim. Ya da bir ara verdik diyelim. Yani komple. Şimdi çünkü kulüplerin bazıları buna göre plan yaptı, program çok yaptı. Çok özür diliyorum. O gün konudan konuya atlıyorum belki ama hafta sonu bir Trabzon Galatasaray maçı vardı. Trabzonspor taraftar gruplarını tebrik ediyorum. Deplasman yasağının kalkması için onlar da ön ayak oldu İl Güvenlik Kurulu'ndan. Evet. Normalde Galatasaray taraftar olmayacak. 2000 taraftar oldu mesela. Evet. Bunun niyetini anlayamıyorum. Galatasaray Trabzonspor taraftar arasında bir problem anlıyorum. Uzun zamandır Fenerbahçe Trabzonspor maçları taraftarı kapalı oynanıyor. Bilmiyorum bu hafta sonu sen gidiyorsun Ankara'ya. Sanki Beşiktaş taraftarı da Ankara Gücü deplasmanında olmayacak diye biliyorum. Yasak, hatta hala Ankara Gücü tarafı bir talep var ama deplasman tarafına da Ankara Gücü taraftarı alacak diye okudum. Evet, yani böyle bir talep oldu ama karşılık henüz burada bulmadı. Burada da bir tutardan bahsedemeyiz yani. Yani şimdi biz bunu iyileştirmemiz gerekiyor. Neden? Kulüplerimiz zaten buna göre sezon içerisinde yani yaz transfer döneminde bazı planlamalar da yaptı. Örneğin işte Barış Alper'in maçı Galatasaray'dan örnek verdi mi Ümit Özcan? Hemen Beşiktaş'tan örnek verirsek Aydın Asiç nerede oynuyor? Rezervlikte oynuyor. Evet. Üst üste goller atıyor. Orada bir form tutuyor. Yarın öbür gün Gezal Muleka'nın arkasında rotasyon oyuncusu Beşiktaş'ta şu an Aydın Asiç gibi görünüyor. Yani kadro içerisinde sakatlıklar vesaire direkt oyuna atabileceğiniz bir oyuncu olabilir. Orada maç temposu kazanıyor. Emirhan Delibaş U19'un kaptanlarından bir tanesiydi. Şimdi en son maçta mesela bir gol attı. Yaz kampında takımla birlikteydi. Valerian İsmail'in kampa götürdüğü genç oyunculardan biriydi. O rezervlikte şans veriliyor kendisine ki yarın öbür gün ihtiyaç tane A takımda da kadroya girebilsin. Ama şimdi bunu topyekun kaldırırsak bugünden sonra kulüplerin de bazı planlamalarda değişikliğe gideceğini söyleyebiliriz rahatlıkla. İşte Hasiç'tir, Emirhan Delibaş'tır. Oynayabilecekleri yerlere kiralanacak. Son anda yaptık yine işi. Yani zaten rezerv ligi biraz geç kurduk. Açıklaması geç oldu. Evet. İptalini de sezonun transfer döneminin kapanmasına yakın yapıyoruz. Olması gereken lig belki de mesela Beşiktaş'ın bir önerisi şöyle vardı rezerv lig kurulmadan önce. Bizim B takımı diye nitelendirdiğimiz takımlarımızı biz izin verin 3. liglerde profesyonel liglerden başlatalım demişlerdi. Yani hani Mehmet Özcan'ın az önce Galatasaray'ın geçmişinden bir örnek var, Galatasaray verdi. Galatasaray'ı ben izledim yani hatırlıyorum. Hatta sanırım. Bülent Ünler sanırım hocasıymış. Yani profesyonel liglerde oynasınlar. O kabul olmadı, rezervlik kuruldu. Yani bize bir B ligi ihtiyacı var zaten. Yani Barış Alper Yılmazlar vesaire birçok oyuncunun oynayabileceği bir lig ihtiyacıdır bu. Umarım daha sağlıklı koşullar altında bu lig yeniden kurulur. Ama şu bir gerçek, hakikaten tesis eksiğimiz üst düzeyde. Tesis var olan güzel tesislerimizin bakımları ne yazık ki aynı şekilde aynı kalitede yapılmıyor. Devletimiz birçok şehre stat yaptı, spor tesisleri yaptı. Bunu futbol kulüplerinin kullanımına sundu. Ama bakma işine gelirse, kulüplere düşen vazifelere gelirse bunların çok eksik kaldığını geçmişte biz gördük. Federasyonun bu tarz düzenlemeleri yapması gerekiyor. Biraz tesis yatırımlarına ihtiyacımız var. Yani geçtiğimiz sezon Ajax'ın tesislerini gördüm. Hemen Johan Cruyff Stadı'nın yanındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 14 tane sahaları vardı. Ve şunu söylemişlerdi Beşiktaş yönetimlere. Biz 8 tane daha saha yapacağız demişlerdi. Akademi için sadece. 14 sahadan bahsediyorum. 8 tane daha yapacağız. Yatırımları da 60 milyon euroydu. Yani bunun bir formülü beğenilmedi aslında. Yani adı rezervlik olabilir. Sadece hayata geçiriliş şekli, uygulanış tarzı. Altyapısı yoktu. Melike bunu kabul evet. edelim. Ya, o beğenilmedi. Aslında fikir kulüplerin işine geliyordu evet. ama açık kanaldan eyleme döküldüğünde evet maçlar mesela şifreli kanalda Türkiye Kupası maçlarını izlemiyor muyuz ikincilik, üçüncülük takımları? Ben izliyorum şahsen. Ne kadar keyifli oluyor. Yayıncı kuruluşu diye söyleyeyim. Açık kanalda maç oldum izlerim ben. Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincan'da yine A-Spor vermişti. Orada keşfettim mesela örnek veriyorum. Evet, tabii. Rezervlikte de oyuncu görmek isterim, izlemek isterim. Dedim altyapısı bu anlamda. Bilmiyorum kulüp televizyonları yayınladı mı? Çok da duyurusu iyi olmadı. Reklamı iyi olmadı. Beşiktaş YouTube'dan yayınlandı işte mesela. Evet yani işte her kulübün böyle bir imkanı da yok. Dediği gibi açık kanalda yayınlansa ki rezerv ligi istemeyen ekipler genelde hani ya, böyle imkanları olmayan kısa sürede takımlar. Koşullar, organizasyon daha profesyonel bir şekilde yürütülür. Daha böyle bir ekip oluşturulması gerekiyor bu lig için. O ekibin yürüteceği bir organizasyon olması gerekiyor. Evet. Şartları, koşulları iyileştirerek
kısa süre içerisinde yeniden rezerv ligin geri döndüğünü görmemize ihtiyaç var. Evet, izleyicilerimiz genelde hiçbir plan program yapılmadan kurulduğu için kaldırılması çok normal yorumlarını yapmışlar. Bu arada yorumcularımızın da fikirleri sürmeyeceği yönündeydi. İlk rezerv ligin açıklandığı zaman burada konuştuğumuzu onu da hatırlıyorum. İşte U19 doğru model mi? Şimdi U19'da Galatasaray şampiyonluyor. Evet. Evet. Bu sezon, bu yaz kim transferleri yaptı? Rıdvan, Serdar Saçı son olarak. Emirhan. Beşiktaş yani. Önemli olan bu aslına bakarsak. Evet, yani orada U19'daki ana hedef şampiyonluk değil bence. Kesinlikle. Rezerv lig o anlamda hani hem hani başarı bir anlamda sportif hem de yetiştirme kötü proje değil ama altyapısı olmalıydı tabii ki. Bu, biraz ölü doğdu öyle diyebilirim. Bu toplantıdan çıkan sonuçları konuştuk ama tabii bugün bu gelişmelerin hepsini gölgede bırakacak da çok can sıkıcı bir olay yaşandı Riva'da. Hemen onunla ilgili ayrıntıları ekranlara getireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Suçlular yakalandı. Ayrıntıları haberimizde bakalım. Evet, bir kez daha geçmiş olsun. Bir şoke olduk duyunca yani böyle bir durumu. Zaten Sayın Süleyman Soylu da açıkladı. Kendinde olmayan, sarhoş olan iki kimlikleri de tespit edilmiş, yakalanmışlar. İki kişi bu saldırıyı düzenlemiş. Herhalde bilinçleri yerinde de değildi. Mantığımız almadı bir de toplantı sırasında olması. Evet yani. Yani orada normalde orada olmayabilirdi o kadar insan. Tabii ki üzücü, ucuz kurtulmuş diyebiliriz TFF yönetimi, oradaki yöneticiler. Tekrardan geçmiş olsun diyelim. Ya düşünmek istemiyorum Melike Hanım, başka devlet yetkilileri de bilinçli bir saldırı olmadığını ifade ettiler. Artık hani hakikaten üzücü bir gece Türk futbol adına. Evet, kesinlikle. Yani tabii orada bulunan tüm yönetim kurulu üyeleri ya da federasyon çalışanları olsun, herkesin korku dolu anlar yaşadığını biliyoruz. Özellikle Hamit Altıntop, yani hani Allah korudu diyelim. Herkese geçmiş olsun. Yani zaten devlet yetkilileri de açıkladı da böyle başkanlık makamı toplantı odasına denk gelmesi ilk anda böyle bir şüphe uyandırdı, evet, yani. Evet, evet. Bir de çok hani fazla özerk da ateş bir bölge. Bir de evet, belki doğru. Gittik yani Riva'ya. Defalarca gittik tabii. Yani ben bir an anlamlandıramadım hatta, yani böyle ne oluyor ne bitiyor. Sonradan tabii olayın detayları İki da kişinin yakalandı. Ortaya çıkmasıyla birlikte herkese çok geçmiş olsun diyelim. Diyebilecek başka bir şeyimiz yok bizim. Hani oradaki herkese, özellikle hani Hamit Altıntop'a da özellikle o büyük tehlike atlattı. Geçmiş olsun diyelim. Dileriz bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Çok kısa sürede de saldırganların yani futbolumuzda yakalanması. Futbolumuzda şaşırmayız önemli diyoruz ama hani her gün öyle gelişmeler yaşanıyor ki ne yazık ki yani sağ dışına çok çıkıyoruz. Maalesef, maalesef çıkıyoruz. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Şimdi bu gece çok hareketli gerçekten. Yani sizin ekranlarınızın alt kısmında sürekli kırmızılar var. Sürekli takımlar kadrolarına bir ismi dahil ediyorlar. Bizleri Süper Lig'i ilgilendiren de çok isim var. Tabii ki onu da söylemek lazım. Ayrılıklar ve belki de şu dakikalar, şu saatler içinde buraya gelecek oyuncular olacak, konuşacağız bu gece. Epey bir uzun olacak. Biter mi, bitmez mi bilmiyoruz. Sizler de uyanık kalın diyelim. Ve Serdar Saatçı'nın paylaşımı var. Serdar Saatçı'nın ayrılığı ile ilgili biraz konuşalım. Sonrasında konuşacağız. Çok fazla konuşacağımız oyuncu isim var. Bir süredir zaten kadro dışıydı Beşiktaş'ta. Ayrılığı söz konusuydu. O ayrılık gerçekleşti. Özür dilemişti en son yaptığı bir paylaşımda. Ama tabii devamı Serdar Saatçı için Beşiktaş kariyerinin bitişi, evet, oldu. Artık Avrupa'da mücadele edecek. Braga'da forma giyecek Serdar Saatçı ve bir paylaşım yaptı. Veda mesajı yayınladı. Uzun bir mesaj, okumak istiyorum ben de. Büyük Beşiktaş camiası, çok uzun bir yolculuğun sonuna geldik. 2012 yılında küçük bir çocuk olarak Fulya'da girdiğim Beşiktaş ailemden 10 yılın sonunda tüm yaş kategorilerinde bu formayı terletmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş'ın geleneği ve geleceği olan öz kaynaktan çıkıp Avrupa'ya transfer olmak ve ülkemizi temsil etmek
her çocuk gibi benim de hayalimce, bence bu hayalim doğrultusunda Beşiktaş'a karşı tüm vazifelerimi yerine getiriyor ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek üzere aranızdan ayrılıyorum. Beşiktaş'ın bir perde olduğum günden bu yana yanımda olan büyük Beşiktaş taraftarına, kulübümüzün değerli personeline, altyapıdan A takıma kadar tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve yönetim kurulumuza, başkanımıza çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun, hakkınızı helal edin demiş Serdar Saatçı. Braga forması giyecek. Serdar ilk A takımda forma giydiğinde herkesin büyük beklentiler içerisinde olduğu bir genç kardeşimizdi. Geçtiğimiz sezon mesela bir Ajax maçını hatırlıyorum. Sebastian Haller'e karşı oynuyordu. Hayatında ilk kez Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz. Ajax'ta da tıklım tıklım. Çok da konuşmuştuk onu. Bak, tıklım tıklım. Atmosferi yaşadım yani, içerisindeydim. İnanılmaz bir atmosfer ama çok iyi bir mücadele çıkarmıştı. Çok olgun bir şekilde oynamıştı. Ama sonrasında beklentilerle Serdar'ın performansı aynı seviyede ilerlemedi. Bu sezona gelirsek bizzat gözlerimle gördüğüm, kulaklarımla duyduğum, şahit olduğum yani bir hadise yaşandı. Victoria Pilsen maçıydı Avusturya kampında. Evet. Sonrasında zaten hani pamuk ipliğine bağlı bir birliktelik vardı. Sözleşme sebepleri vesaire, ayrılacak, kalacak, oynamıyor, oynuyor durumundan ötürü. Artık kopmuştu. Serdar'a bir kontrat önerildi Beşiktaş yönetimi tarafından. Kabul etseydi A takıma geri alınacaktı. Yolunu farklı yönde çizdi. Bu arada çok daha öncesinde de teklifler aldı ama mesela Beşiktaş yönetimi, evet, sözleşmesinin son senesi vesaire ama öyle 500 bin eurolara, 600 bin eurolara takasla vesaire Serdar'ı vermez demişti. Kendileri için kıymetli bir oyuncuydu. Şimdi 1,5 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus kazanabileceği Beşiktaş'ın ve sonraki satıştan %20 payı var. Yani oynarsa, başarılı olursa hem kendisi kazanacak hem de Beşiktaş kazanmaya devam edecek. Serdar'la ilgili süreçlere çok yakından şahidim. Neler yaşandı, neler bitti Serdar tarafından, kulüp tarafından. Benim verebileceğim tek tavsiyem, çok yetenekli olduğuna inanıyorum ben hala. Mesela savunmadan böyle çıkışlarını, pasör özelliğini gösterdiği maçlar vardı. Genç oyuncu olmasına asistleri vesaire oluyordu. Üzerine katarak devam etmesini ümit ediyoruz. Çevresindeki insanların biraz daha doğru yönlendirmesi gerekiyor. 19 yaşında, 18 yaşında yanlış yönlendirebilir. Bazen hırslarla birlikte sizin tavırlarınız çok farklı yöne ilerleyebiliyor. Dolayısıyla biraz daha ayaklara yere sağlam basmalı. Doğru yönlendirilmesi lazım. Profesyonel insanlar tarafından yönlendirilmesi lazım. Serdar kıymetli birisi. İnşallah Türk futbol adına da gelecekte, hani buradan Merih Demiral gitti mesela Portekiz'e. Büyük bir çıkış yakaladı. Şimdi geldiği konumu biliyoruz. Umarım Serdar da aynı kariyer yolunu kendisine çizer. Yıprandı mı? Yıprandı. İki taraf için de bence olması gereken oldu. Serdar'ın burada sözleşme imza atıp kalmasının hiçbir faydası olmayacaktı. Buna herkes emin olsun. Şimdi şöyle bu transfer dönemine bakınca Emirhan İlkan, Rıdvan, şimdi Serdar. 10 milyon euro. Yani Beşiktaş hani uzun zamandır yapılmayan bir şey yapıyor. Tam bir sene önce yine A Spor'da izledik. U19 Gelişim Ligi Galatasaray Beşiktaş'ı 4-2 yendi. O gün 4-2 kaybeden Beşiktaş, evet, takımında Emirhan ve Serdar ilk 11'di. İkisi transfer yaptı işte. Bu çok önemli. Beşiktaş'ı bu yüzden çok takdir ediyorum ki son şampiyonluğunu da Rıdvan'la Ersin'in, özellikle Ersin'in çok ciddi katkısı orada. Sergen Yalçın. Yani çocukluğumuzda da bildiğimiz, benim çocukluğumda bildiğim Beşiktaş hep altyapıdan çıkan oyuncular. İşte Rıza Çalınbay olsun. Yine birçok orada Metin Ali, Feyyazlar genç yaşlarda Beşiktaş altyapılarında hani olmasa da hep genç oyuncuların, o yerli oyuncuların arıttı. Şimdi de iyi bir jenerasyon yaratıldı. Evet. Ve bunun meyvelerini gördüler, yediler. Bonserviste bence fena paralar kazanılmadı. Serdar'a gelirsek de ben her genç oyuncuyu da övemem. Serdar'ın bence şöyle bir şansı oldu. Vida'ya benzemesi yüz olarak, saçlarıyla bir pozitif ön yargı diyelim. Bir umutlanıldı ama şimdi Ahmet Can'ı da izledim Trabzonspor'da. Maçlarını bir kıyaslamak gerek. Ahmet Can da çok maça çıkmadı. Hani tekim, Ahmet Can'ın tam ücret. Ajax'a gittiği ücrete şaşırdım. Ayrı konu ama oyuncu iyi oyuncuydu Ahmet Can. İşte sol ayakla topu, özgüveni. Şimdi Emirhan'ın geçen sene sayarım. Rize maçı var. Katar'daki Antalya maçı var. Fenerbahçe maçı var. Bir tane daha maç bulurum düşünsem. Serdar'ın çok maçı yok Ajax maçı dışında. O Ajax maçı da Beşiktaş zaten 11 oyuncu
insanüstü bir savunma yaptı. 2-0 Beşiktaş'ın kaybettiği Hollanda'daki maç. Ama onun dışı bende çok bir iz bırakmadı Serdar, onu söyleyeyim. Çok hani kötü düşüş oldu işte. Evet, yani. Evet. O yüzden de ben iki taraf için de hayırlı olduğunu düşünüyorum. Portekiz Braga'da gayet güzel tercih. O gün güzel özetledi yakın çevresi. Ben bizzat ailesinin de burada tabii daha dikkatli olması gerek. Özellikle bizim ekip arkadaşımız Sercan Dikmen'in yaptıkları açıklamanın kabul edilir tarafı yok ki. Sercan orada mükemmel bir gazetecilik yaptı. Hiç unutmuyorum, ben yazlıklarım babamın yanında. Sercan'ın heyecanını görünce bir kulak kabarttım. Bayağı bir haber paylaştı. Bir saat olmadı kadro dışı haberi çıktı. Yani daha bir gazeteci için daha güzel bir şey nasıl bir olabilir? Yani mesela yanlıştı işte. Haberi ilk yazanlardan biriyim. Yani gözümle gördüm çünkü ben Serdar'ı takip ediyordum. Oraya giderken olanları da biliyorum. Bakın bunları Serdar'a zarar vermemek için söylemiyorum. Söylemedim, bazı şeyler var. Yani 19 yaşında bir genç kardeşim diyeyim, kaybetmemek için söylemedim, bazı şeyler de var. Zan altında kalmasın. Ama gözümle gördüğüm bir şey vardı. Kapıya tekme atmıştı. Haberini yazdım direkt. Sercan da aynı şekilde birlikte aynı anlarda yazdık. Sonrasında öyle bir şey olmadığını gözümle gördüm. Yani o tribünde oturanlar da gördüm. Maça gelenlerden de görenler var. Arkadaşlarım telefon ediyordu karşı tribünde mesela. Personel o soyunma odasının önünde oturuyordu. Hemen atladı, içeri gitti. Şimdi soyunma odasının içinde olanları gördüm diyemem. Öğrendim derim. Tabii. Ama dışarısında o yalanlandığında da bir şey diyemezsin. Abartılacak bir durum yoktu. Çünkü şöyle kapanabilirdi. Çok basit bir şekilde. Ya Serdar 12 dakika kalmış. Kim olursa olsun Serdar'ın yerinde sinirlenebilirdi. Düşünsenize 12 dakika sahada kaldı. Cenk Tosun sinirlendi en son. Yani sinirlenecek diyorum. Oyuncu futbolda bu var zaten. Yani ben buna takılmıyorum. Hatayı korumayalım. Yani evet. Hata yaptığını ona söyleyelim. Ama bu hatayı kabul ettikten sonra zaten herkes ona sahip çıkar. Çünkü 12 dakika sahada kalmış, çıkmış, sinirlenmiş, gitmiş. Laf laf açıyor. Dünyanın en iyi spor belgeselidir Michael Jordan. Ben Pippen'la hayranıydım. Mesela inanamadım o belgeselde. Pippen son dakika, ben oyuna girmem demiş. Kukoç'a set çizildiğinde mesela. Ya sporcuların böyle hikayeleri tabii. Çok var zaten. Bu inan, yine Ferguson'un kitabında Beckham'a fırlattığı krampon olabilir. Onun hatta bir Real Madrid'e gidiş süreci oluyor bunlar. Fiili müdahale de olur. Oyuncuların kavgası Marko Hakerem. Tekmeleri de kapılar. Bu da çok. Kezban'da kim olsa yapabilir bunu. Elini çizmiş tabii. Azi Alkmaar maçından sonra. Bunlar çok olur. Ama burada hani iş gazeteciyle böyle diyalog ki orada Sercan gazetecilik yaptı. Tekrar tebrik edeyim Sercan kardeşimi. Evet. Tabii şimdi alınan ücret konuşuluyor. 3 oyuncunun getirdiği transfer geliri çok düşük de bulunuyor. Bunlar ayrı konular elbette. Evet. Mesela şimdi bir tane Ahmetcan transferiyle kıyaslanıyor. Burada da Trabzonspor'un da başarısını kabul etmek lazım. Bir önceki de yine Trabzonspor'dan transferi gerçekleşen Lili Yusuf Yazıcı. O da şimdi kiralık olarak yine takımına döndü. Bir onu da konuşalım istiyorum. Çok yazdı izleyicilerimiz. Bizden önceki programda da uzun uzun konuşuldu. Ama sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Ben başlayayım, yine bir hızlandı Trabzonspor. Ben başlayayım, o güne pası şöyle atayım. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'ın gündemine geldi. Geldi ama evet. İş Galatasaray ile Yusuf'un anlaşması değil. Trabzonspor'un izni şarttı o dönem. Ki Trabzonspor zaten şampiyonlukta yolu yarıladığı için ve Yusuf'a göre bir kadro planlaması yoktu. Bakasset aslan Abdülkadir'den maksimum faydayı da alıyordu Abdullah Hocam. Orada Yusuf tercihini Newcastle'dan teklif aldı. Rusya'dan yana kullandı ama Rusya'daki malum koşullar diyelim orada kariyeri devam etmedi. Ki orada da birkaç hafta maçın oyuncu seçildiğini biliyorum. Nihayetinde Lille'de artık devam etmeyecek gibiydi. Bu sezonu iyi başlangıç yapsa da şimdi Trabzonspor'un kadrosunu gördüğümüzde Melike, geçen sene sadece lig oynayan bir Trabzonspor. Şimdi 3 günde bir maç maratonunda sakatlıkları görüyordu işte. Bakasetas, Hamşik, Visca. Örnek verelim, son Galatasaray maçı 5-6 eksik vardı şimdi. Yusuf Yazıcı artık bu tarz geniş bir rotasyonda net şekilde ihtiyacınız var. Trabzonspor'da zaten öncelikli Türkiye'ye dönüşünde iki taraf için de hayırlı olduğunu düşünüyorum. O gün giden Yusuf'la dönen Yusuf arasında dağlar kadar fark var. Çünkü giderken ileri uçta tek başına bırakacağınız bir oyuncu değildi. Mesela Lille'de çok fazla santrafor oynamıştı, forvet oynamıştı vardı tek başına.
konumlandırdıkları pozisyonda oluyordu. İşte CSKA'da benzer şekilde oynadığı oluyordu. Buradan giderken daha fazla böyle bir 10 numaraydı. 8,5 numara gitti, 10,5 döndü. Hatta zaman zaman kanatta da oynatılıyordu Yusuf Yazıcı. Şimdi oyunu daha da ileride oynayan bir oyuncu. Yani ekstra mevkiler kazandı. Tabii ki kendisini şampiyonluk geliştirdi. Yaşadı. Şampiyonluk yaşadı. Hani belki Trabzonspor'da onu yaşayamadı ama gitti. Hem de para kazandı. Avrupa Ligi'nde çok başarılıydı Melike ligden ziyade. Evet. Ligde Burak Yılmaz'dan bir evet, hatta ya, UEFA Milano paylaşımlar yaptı. Hat-trick yapmıştı. Yani özgüvenli. Orada hatta bir gol sevinci ikonik bir gol sevinci olmuştu artık. Geçtiğimiz sezonu çok kötü geçti. Evet. Yani ilk devresi. İkinci devrede CSKA'ya giderek yine kendini buldu. Mesela Rusya'da çok iyi bir yarım sezon geçirdi orada. Ama işte oradaki koşullar sebebiyle devam etmedi. Yani Yusuf kötü değil. Sadece bir yarım sezonluk, geçtiğimiz sezonun ilk devresindeki Yusuf Yazıcı'nın kötü performansı vardı. İkinci devre CSKA'da Rusya'da gayet iyiydi. Bu sezonu da iyi başladı. Şöyle ki bir önceki hafta şık bir golü vardı. Son hafta asisti var. Ben hatta şaşırdım yani Lille'in bırakmasına. Çünkü Lille'in de o mevkide çok fazla seçeneği yok gibi. Yani bir iki tane oyuncusu var. Yusuf ilk 11'de oynuyordu gayet. Demek ki Yusuf Yazıcı'nın kendi isteği oldu. Transfer yapmış Lille. Adam Onas diye okudum demin yayın öncesi. Yaptı ama Yusuf o bölgede yine de kendisini rahatla şans bulabilecek bir oyuncuydu. Trabzonspor için kıymetli bir transfer. Çeşitlendiriyor hücum hattını. Vallahi Umut Bozok, sonrasında işte Maxi Gomez, şimdi Yusuf Yazıcı, evet, Bakasetas var, Bardi var, Abdülkadir Ömür var. Cornelius'un gidişiyle birlikte. Bir de Maxi Gomez'i konuşalım tabii ki. Dün gece burada büyük bir heyecan vardı yine Trabzonsporlar özellikle online'dı diyelim. O transferi de bir önce detaylarını söyleyelim. Sizlerden de değerlendirme isteyeyim. 3+1 yıllık bir sözleşme kamuyu aydınlatma platformuna da bildirildi. Onu söyleyelim. Valencia'ya 4 taksit halinde 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 26 yaşında, yaşı da genç. Maaşı da 1 milyon 750 bin euro olacak. Güzel transfer. Valencia'ya da satışı olursa eğer 125'lik bir pay. Fenerbahçe'nin bir aydır gündeminde olan bir oyuncuydu. Evet. Ve hep 6 milyon euroyu konuşmuştu. 6 milyon euro konuşuldu. Galatasaray tarafından da bilgi vereyim. Muslera'ya sormuş Trabzonspor'u. Evet, Uruguaylı. Ve Muslera'da nasıl ki zamanında Lugano Galatasaray için olumlu referans vermişti Muslera'ya. Muslera'da tabii ki ezeli rakibi olsa da Trabzonspor için olumlu referans verdi. Bunlar çok normal. Futbolunda güzellikler aslında. Biz böyle çok bazen negatiflik yakalamaya çalışıyoruz ama yani Muslera şu an sempatik birisine emin olun. Antipatik bir isme de sorulsa kötülemez. Futbolcular çünkü saha içinde kalıyor çoğu şey. Saha dışında ne kadar büyük kulüpler olduklarının farkındalar ezeli rakiplerinde. Önemli bir oyuncu, önemli bir hamle orada Cornelius sonrası ve oyuncunun profili bizim ligimizde iş yapabilecek profil. O size'lı yapısı diyelim. Ben açıkçası başarılı olacağını düşünüyorum ama tabii Cornelius da çok güzel bir hikaye yazdı. Saygı duyuyorum. Martin Linnes'te yakından şahitlik etmiştim. Çocuğunun ülkesinde eğitim görmesini istiyordu. Sanırım evet. Aldığım kadarıyla Cornelius da benzer bir ailevi sebeplerle ayrılmak istedi. Yoksa Trabzonspor'da çok başarılı olduğunu altı çizdim. Hatta son Galatasaray maçında bence Trabzonspor en iyi ismiydi. Kopenhag eşleşmesinde kötü oynasa da. Orada işte Cornelius'tan kazanılan 6 milyon euro beni biraz üzmüştü ama şimdi o paranın yarısını Maxi Gomez'e alıyorsanız itiraz etmem. 26 yaşında Cornelius benim bildiğim 29 yaşında. Aralarında evet. 3'te yaş fark var. O gün? Ben rakamları duyunca çok şaşırdım. Hatta Yunus Emre senin ilk yazma dedim ki yani doğru mu? Yani ne, şaka mı yapıyorsun dedim ya. Yani çünkü aylardır biz Maxi Gomez 12'den 6'ya, 8'e düştü, 6'ya düştü. Hep 6'dan aşağı indiğini bir haberde görmedim mesela ben. Bir anda 3 milyon euro, bir de üstüne taksit falan böyle konuşulunca evet. Şaşırdım. Yani ekonomik şartlara da bakıyorum. Yani bu şartlar altında çok iyi bir transfer. Kazanır mısınız? Yani Celta Vigo döneminde, ya şimdi mesela Valencia'yı yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Valencia döneminde çok iyi değildi. Ama bunun çeşitli bir sebepleri vardı. Bir Valencialı var bu arada. Evet. Yani nasıl denk gelebilir? Maxi Gomez transferi sonrası stüdyomuzda İspanya'da Valencia takımını destekleyen evet, ve bunu her platformda da söyleyen bir konuğumuz var. Bende de şu var. Real Madrid ile Inter kazanmasını öyle izliyorum ben de. Evet, sen daha iyi bilirsin tabii. Şimdi şöyle, Valencia
çok fazla rakip ceza sahasına girebilen bir takım değil son 3 sezondur. Yani 3 sezondur sürekli olarak geriye gidiyor. 9. 13. ve 9. bitirdi ligi. Yanlış hatırlamıyorsam 3 sezondur. Çok fazla hücum kabiliyeti olan bir takım değil. Maxi Gomez de tek başına pozisyon üretemiyor. Ama ceza sahası içinde iyi kullanıyor. Hava toplarında çok etkili. Yani kafa golü kalitesi, kafa mesela inanılmaz kalitesi var. Fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu. Ama performansı biraz zayıflamıştı ve Hugo Duro'nun arkasına düşmüştü. Ben şimdi çok hızlı mı sprinter bir oyuncu vesaire değil. Ama ceza sahasına girebilirse ki Trabzonspor'un mevcut kadrosu Yusuf Yazıcı, Enis Bardi, işte Bakasetas, Abdülkadir vesaire oraya çok iyi kullanabilecek bir yapı oluşturuluyor. Yani orada çok etkili olursunuz Maxi Gomez'de. Valencia'da hep şuydu, yayda kalıyordu Valencia. Bir içeri girse belki bir şeyler yapacaktı ama içeri girmekte hep zorlanıyordu. O yüzden onun da performansı, Gomez'in de performansı biraz aşağı düşmüştü. Ama Celta Vigo dönemine yani geçersek, Celta Vigo'da mesela evet, acayip iyi oynamıştı. İstatistikleri o kadar de mesela Celta Vigo'nun da çok orada kaliteli ayakları yoktu o dönemlerde. Iago Aspas vesaire yanlış hatırlamıyorsam vardı. Ama Valencia'nın biraz mağduru oldu Maxi Gomez. O yüzden bir önceki sezon istatistiklerine çok aldanmamak lazım. Ya şimdi 5 gol atmıştı geçtiğimiz sezon. Birkaç tane de asist olması gerekiyor. Çok aldanmaması gerekir. Trabzonspor şimdi ligde özellikle ceza sahasına, ayaklarına da baktığımız zaman işte kanatlarda da olsun ki hatta takviye devam edeceklerini biliyorum. Şimdi Maxi Gomez'in arkasında oynayacağı oyuncuları düşünüyorum ben. İşte Enis Bardi, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf Yazıcı. Şimdi bunlarla rahatlıkla ceza sahasını kullanabilirsiniz bu oyuncularla. O yüzden ben kalitesini burada göstereceğine inanıyorum. Tabii ki eksi yanları var ama artı yanları bence eksi yanlarına göre daha fazla. Şimdi, olan bir oyuncu. Şimdi sen söyledin, Masoras transferinde de artık çok ileri bir aşamada şu anda Trabzonspor. İzleyicilerimizin yorumlarıyla Mehmet sana döneceğim. Yakup Bey yazmış, diyor ki Trabzonspor son transferlerle çok ciddi güç kazandı. Öyle ya düşünüyorum. Keşke bu transferler Kopenhag maçı öncesi yapılsaydı. Şampiyonlar Ligi'ne büyük ihtimal devam ederdi Trabzonspor. Trabzonspor'un bu kadrosunun Avrupa'da başarılı olma ihtimalini nasıl görüyorsunuz diye sormuş. Şimdi özür diliyorum, telefona bir bakıyorum. Bir son dakika var. Galatasaray'dan bir haber paylaşacağım. Trabzonspor'a devam edelim, konuyu dağıtmayayım. Kopenhag ben küçümsemedim Melike, açık söyleyeyim. Kabul etmek gerek. Elbette çok büyük bir takım değil ama son 10 sene üzerinde bütün temsilcilerimizden fazlasıyla Avrupa deneyimine sahip. Ve hep şu örneği verdim. Başakşehir ligde şampiyonluğa ulaşırken Sporting'i elediği maçta ben tribündeydim. Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördü. Kopenhag zorlanmadan geçti Başakşehir. United da son anda elendi diye hatırlıyorum. United final oynamıştı o sezon. Şimdi bakarsak da bizim ülkemizdeki takımların en temel problemi yetenekli oyuncumuz ama biz fiziksel oyuna gelemiyoruz. Bu hazırlık kampında Trabzonspor'un gördük. Empoli'ye karşı bile zorlanmıştı. Öyle kalmış aklımda. Kopenhag eşleşmesi de orada 2-0'ı buldular. 2-0 sonrası evet tamam bir baskı vardı ama şanslı yanımızdaydı Bakasetas'ın golünde. Tam bir şekilde 2-1 bulduk. İkinci maç benim tahminim zaten tek gollü galibiyetle uzatmaya gider bu maç diyordum. Giannini atsaydı belki öyle bir hikaye çıkardı ama ikinci yarı oyunu çok net tuttular. Ve hani sol bekleri iyi oyuncu, ön taraftaki ayak sonucu sanırım Darami iyi oyuncuları da var. Ben o yüzden Kopenhag'a çok çantada keklik bakmayalım. %50-50 bir turdu. Gönül isterdi ki elbette Trabzonspor orada olsun ama kolay değil bu süreçler. Nihayetinde eksikler de vardı. Visca bu ne olursa olsun hem kontra oyununda hem geçiş hücumunda hem set hücumunda Kovacic ile falan kıyaslayamayız. Hani kenarda kullanılan oyuncularla eşleşmede. Çok alternatifli bir kadroyu oluşturuyorlar şu an. Yusuf Yazıcı, Umut Bozok, Maxi Gomez. Üstüne bir de şimdi Yunan orta sahada çok yazıldı. Çünkü Fenerbahçe yazıldı Galatasaray'a. Trabzonspor yetenekli oyuncu oldukları aşikar ki son dönemde o coğrafyadan biz fazlasıyla zaten aynı coğrafya sayılırız. Besleniyoruz. Alanyaspor zaten burada öncülük etti. Ama hani şu an için Trabzonspor'un ben en son aldıkları ön libero da Galatasaray maçında ikinci yarıda şans buldu. İsminin telaffuzu zor biraz. Muhakkak Trabzonspor iki kulvarda yarışacak bir takım kuruyor. Ben bunu anlıyorum Melik, yani Avrupa Ligi ve lig. Çünkü ikisi aynı anda yürümediğini geçen sezon Galatasaray'da gördük.
Şimdi bir başka gelişmeyi konuşacağız. Tekrar Beşiktaş'a diyorum ya, bugün böyle takım takım gitmeyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Sizler de bize her takımdan sorabilirsiniz. Evet. Kenan Karaman'a geçeceğim şimdi de. Kenan Karaman da Schalke'ye transfer oldu. Hemen şöyle ayrıntıları paylaşalım. 2021 yılında Fortuna Düsseldorf'tan transfer edilmişti ve tam 35 karşılaşmada sahaya çıkmış. Bu maçlarda 2 gol 2 asistlik bir performansı var. A milli takımda da 31 maçta görev aldı ve 6 gollük bir katkı verdi. Schalke'ye de bedelsiz gitti. Evet. Yani iki taraf için de hayırlı olsun öncelikle. Ki bu süreç biraz olumsuz yönde ilerliyordu. Taraftarlar açısından Kenan Karaman özellikle kendisini hiçbir zaman kabul ettiremedi. Son maçta da tribünlerden oyuna girerken serzenişler vardı. Ama her zaman iyi niyetliydi. Ben bunu hep gördüm. İzlediğim antrenmanlarda, maçlarda, çalışmalarda Kenan oyuna girdiğinde dakika ne olursa olsun verilen görevi her zaman yerine getirmeye çalışan bir oyuncuydu ama sadece bunlarla Beşiktaş'ta kalamıyorsunuz tabii ki. Yeterli miydi? Değildi aslında. Kenan bir kanat forvet, forvet işte artık nereye koyarsanız ucumda hani her yere koyabiliyordunuz. Orada oynatılmaya çalışıldı ama olmadı. Bir kanat bek performansı, Kenan'ın Beşiktaş'taki tek akılda kalır şeyi bence geçtiğimiz sezonun sonunda Rozier'in iki kez kırmızı kart gördüğü o son dönemde oynadığı kanat bek performansıydı. Onun dışında bir Kenan Karaman performansı izleyemedik. Ama her zaman iyi niyetli bir şekilde çalıştı. Hiçbir şey sorun da etmedi. Hayırlı olsun. Ben şaşırdım açıkçası Schalke'den bir anda böyle teklif gelmesine. Yeniden Bundesliga yapıyor. Milli takım dönemini hatırlıyorum ilk Fortuna Düsseldorf'tan geldiğinde. Şenol Hoca onu sol kenarda, sağ kenarda kullanıyordu. Zaman zaman da milli takımda güzel işler yaptı açıkçası. Ama Beşiktaş'ta yani bir tane maçını daha hatırlamıyorum. Hücumda katkı verebildi. Ben sadece şuna geliyorum. Kenan Karaman bu sezon Beşiktaş'ta kampta tamamında, kampın tamamında kanat bekle oynatıldı. Yani Rozier'e alternatif olarak idman şu şekilde yapılıyordu. Kenan sahanın kenarında bekliyordu. Çift kale idman yapılıyordu. Pozisyon bitiyordu. Rozier kenara geliyordu. Otomatik Kenan oyuna giriyordu. Yani hücumdan artık sıyrılmıştı. Yani Valerian İsmail onu Rozier'e alternatif olarak oynadı. Şu an Beşiktaş'ta Rozier'in alternatifi kim olabilir? Necip Uysal yine. Her mevkinin alternatifi. Yani o yüzden son anda Beşiktaş bir sağ bek sürprizi yaparsa şaşırmayalım. Sen ne düşünüyorsun Kenan Karaman'la ilgili? Ben Kenan Karaman'a ne zaman baksam Sinan Gümüş'ü bir görüyorum. Bakışları aynı da menajerleri de ortak. İkisi de gurbetçi. Kenan'ın evet Kaan Ayhan'dan dolayı takip ediyorum. Fortuna Düsseldorf oradan. Şenol Hoca'nın o milli takımında iş yaptı ama o dönemki futbolda Kenan Karaman gibi oyuncular evet iş yapıyordu ama şimdi artık o bölgede daha efektif, daha tabela yapmanız gerek. Bu özelliğini yansıtamayınca büyük takım olduğunda doğal olarak tribünün negatif enerjisi üstünüze geliyor ama demin o gün de ifade etti, ben de söyleyeyim yani idmanları yakından takip eden bir hocaların seveceği tarz oyunculardır. İdmanlarda o idman temposunu belirleme olsun. Kaytarmaz, iyi bir fiziksel durumu vardır işte geçen sene öyle ya da böyle. Rozier cezalıydı sanırım Göztepe maçında gördü. Hayır, Fenerbahçe maçında oynadı. Sırıtmadı o Fenerbahçe'de. İsmail Kartal'la gayet seri galibiyet yapmıştı. Galibiyeti de Beşiktaş kaçırdı o maç. Larin'in kaçırdıkları hala hafızamda. Yani Kenan görev adamı rolünde evet sırıtmıyor ama büyük takımda bu yetmiyor Melike. Büyük takımda muhakkak ön taraf oyuncusuysanız muhakkak şimdi artık iş tek taraflı bekler bile değil. Niye biz Rozier diyoruz? İzlediğim maçlarda asist yapıyor, karşı karşıya gol de atıyor. Yani bu çok yönlülük önemli. Kenan biraz giderek tek taraflı kaldı. Bundesliga'da yine oraya uyum sağlayabilir. Sonuçta Bundesliga'da zaten belli gol ve asist sayısı her oyuncu ulaşamıyor. İşte Weghorst'un da zaten en önemli referansı. Wolfsburg'da yaptıklarıydı Bundesliga'da. Çok da hani Burnley'de atamadığı gole takılmadık. Ben Almanya'da gitmesine bu da aslında bugün çok ortadan konuşuyor gibi ol ama iki taraf için de bunun da hayırlı olduğunu düşünüyorum. Schalke'de bu sezon kötü çok gidiyor. Kötü. Evet çok kötü. Yani 6-1'di yanlış hatırlamıyorsam son muhalifiyetleri Union Berlin. Ve ben Schalke stadında da bulundum Hof Arena. Çok da güzel bir stadı atmosferi ama o kulüp yani çocukluğumu hatırlıyorum. Finaller kaybetti Inter'e. Yine bir Bayern'e kaybettikleri Melike, şampiyonluk kırmızı var. Kırmızı geçiyor alttan. Paris Saint-Germain Valencia'dan Carlos Soler'e 17 milyon euroya transfer etti.
Valencia yönetimine şaşırıyorum. Takımın en iyi ikinci, üçüncü oyuncusu. Ama Paris bugün çok oyuncu yolladı. İdris Ege'yi 10 milyon euro Everton'a yolladı. Bakın şu an stüdyodaki konuklarım da sizler gibi, izleyici gibi Aspor ekranından son dakikaları takip ediyor. Yani düşünün nasıl heyecanlı bir gece. Bir Valensiyalı olarak tabii. Şimdi yani bugünler hani bir aksiyon filmini izlersiniz. Girişi konuyu çözmenizdir. Ortasında böyle bir sağa sola da bakarsınız telefonu ama sonunu kaçırmazsınız hani. O heyecanda Ben şunu aksiyon tabii. filminin sonu. Şey gibi Kemal Sunal filmlerini sevmeyenle ben çok hani yakın arkadaş olmam ya da şu neye bağlayacağım? Televizyonda zap yaparken bir maçın penaltılarını kaldığını görsen izlemez misin? İzlersin. Onu demek istiyorum ki A-Spor'unda mı şansı? Kupa maçları olsun. Hep penaltılara kaldı o son lige yükselme maçları ben. İskenderun maçını da izlemiştim hatta. Metehan Galatasaray'la oynuyordu orada. Futbolun güzelliği bu transfer günlerinin sonu ki 7-8 Eylül'de bence bizim ligde de çok hareketli. Muhtemelen yine orada nöbet tutacak bizim muhabir arkadaşlarımız. Evet. Etçil bürosunda. Çok heyecanlı Pjanic. Olacak kesinlikle. Bir Gezal, bir Pjanic hep hareketli geçiyor. Şimdi sen bir trafikteydin, bir telefon Tabii. trafiğindeydin. Şimdi herkes onu merak etmiş. Icardi mi diye soran var. Galatasaray'da bir oyuncuya gelen transfer teklifini birazdan açıklıyoruz. Çok net bir teklif rakamlarla. Rakamlarla Galatasaray'a bir oyuncu için transfer teklifi geldi. Peki gidiyor mu? Gitmiyor mu? Onu o zaman söyleyelim. Evet, hadi. Dakikalar sonra çünkü bir araya gideceğiz. Bu konuyu uzun uzun konuşmamız lazım. Ama Reji diyor ki söylesin daha evet geldi hatta istersen tamamdır. Anlat. Zaten Victor Nelson Sevilla bilindik bir hikayeydi ama evet. Bugün son gelişme yaşandı. Şimdi şöyle özetleyelim Melike. Galatasaray'ın bir ay peşinden koştu. Bayern Münih'in 20 yaşında Nianzou Fransız stoperi. Bu oyuncuyu Sevilla aldı. Artık hani Nelson için devreden çıktı diye düşündük ama bugün Galatasaray'a yaptıkları teklif 13 milyon euro. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek son sözü söylüyor. Nelson için 17 milyon euro talep ediyor Galatasaray. Nihayetinde arada 4 milyon euro fark var. Anlaşma sağlanamıyor. Artık zaten transferde son saatler. Ama şunu söyleyeyim. Sevilla bugün Nelson için net bir teklif yapıyor 13 milyonu. Galatasaray tarafı 17 milyon euro istediği için... Şu an için anlaşma yok. Artık son 20 saat içinde bitti de olacağını zaten bitti zaten galiba. Değil mi artık İspanya? Şimdi sen Mr. Hafızasın o yüzden sen de beni düzelt. İlk Sevilla'nın Nelson ilgisi ortaya çıktığında Galatasaray 20'nin altı hayır. Böyle bir bakış açısı vardı. Ama oyuncu burada çok biraz gitmek istedi. Gitmek istiyor. Artı Nelson'a da şunu söylemişlerdi. Bizi stoper bulursak seni bırakırız. 17 milyon euroya da Nelson'u satsaydı Galatasaray Melike bence stoper bulurdu. İstekli Peki. rakam kötü rakam Peki, değil. Peki bu sıcak gelişmeyi paylaştık ama Icardi konusu var. Ya dolaşan çok fazla haber de var böyle yıldız futbolcularla ilgili. Hepsiyle alakalı konuşacağız. Daha 2 saatimiz var. Bir reklam arası reklamların ardından bir yere ayrılmayın buradayız. Reklamların ardından birlikteyiz. Söylediğimiz gibi uzun bir gece olacak. Yeni güne girdik. Yeni güne girmiş bulunuyoruz. Bugün çok kritik özellikle Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz için. Çünkü bugün, bu gece daha doğrusu yani 2 Eylül'ün bittiği artık 3 Eylül'e bağlandığı geceden bahsediyorum. Avrupa'ya liste bildirmek için artık süreler dolmuş olacak. O yüzden gün boyu oldukça sıcak geçecek. Bu saatler de oldukça kritik. Her an yeni bir transfer gelişmesi tamam. duyabiliriz. Araya giderken Nelson'u konuşuyorduk. Yani artık Nelson kaldı diyebiliriz. Kaldı tabii şimdi ben 1 Eylül 31 Ağustos aklım biraz oraya gitti. Bugün bitti süre İspanya için. İspanya için. Tabii artık şimdi bu saatten sonra Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi konferans Şunu da söyleyebilir miyim? İngiltere için son 1 saat. Evet. Ay, çok heyecanlı. Çok heyecanlı değil mi böyle konuşmak? Çok heyecanlı. İngiltere'de şu an motorla lisans bürosuna gidiyorlar evrak yetiştirmeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Buyur devam. Var bu arada çok biz hep kendimizin işte gross örneği var ama çok transfer var böyle takılan arada okuyorum da. Galatasaray'a tekrar dönecek olursak da pazartesi günkü Gaziantep maçına kadar ben Melike Icardi transferin olumlu ya da olumsuz ki şu an benim aldığım hava hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı %51 Icardi olumlu yönde seyrediyor ama Gaziantep maçından sonra da Galatasaray'ın bir 2-3 günlük süresi var 8 Eylül'e kadar. Kenar oyuncusu, sol bek ya da stoper muhakkak burada da gelişmeler yaşanacak ama tabii bunun öncesinde Galatasaray'ın biraz daha kontenjanını aşması gerek.
Çıkaldoğa gitti ama iş sadece Çıkaldoğa'nın gitmesiyle olmuyor. O listeye Omar ve Luyendama'yı da çıkartmanız gerek yeni transferleri yer açmanız adına. Bunun dışında yerli oyuncular da olacak takımın ayrılan. Ömer Bayram Eyüpspor'un resmileşmesini bekliyorum. Aynı şekilde Taylan Antalyalı, Alanya Spor, Ankara Gücü, Gaziantep birçok Süper Lig takımından teklif aldı. Ki 1 Eylül'e kadar da beklemek istedi. Belki bir Avrupa ihtimali olabilir mi diye. Ama Taylan da muhtemelen Süper Lig'de bir takıma gidebilir ki orada Berkan Kutlu'nun takımda kalmasına karar verildi. Çünkü Berkan da bir yarım mutsuzdu doğal olarak. Her evet. oynamayan oyuncu gibi ki son Trabzon maçında 20 dakikada oynadı. Galatasaray'da evet şimdi asıl hareket başlıyor diyebiliriz. Şimdi Fransa'da bir gün daha var. O yüzden bu transfer süreci biraz daha... Evet benim elimdeki listede öyle. Tabii, tabii. Yanılıyorsam düzeltin. Bu nedenle Icardi transferi... Evet Icardi transferi Galatasaraylılar için bir 24 saat daha heyecanlı bir bekleyişe sebep olabilir. Ayrıntıları konuşacağız ama bir haberimiz var. Haberimizi getirelim ekrana. Sonrasında sorularınızla birlikte diğer isimleri de elbette yorumcularımıza soracağız. Nedir son durum Mehmet? Şimdi şöyle özetleyelim. Oyuncu 8 milyon euro kazanıyor Paris Saint-Germain'de. Hazırlık kampında bütün maçlarda oynatıldı. Ama lig maçlarında kadroya alınmıyor Icardi. Devam etmeyecek. Orada da Messi, Neymar, Mbappe'li bir yapılanma vardı ki Mbappe Real Madrid'e gitmeyerek o yapılanma bir anlamda devam da ediyor. Draxler Benfica'ya gitti. Ayrılanlar da oldu Paris Saint-Germain'de. İşte en son olarak İdris Ege'ye bugün Everton'a gitti. Icardi devam etmeyecek. Ama şu an için Icardi Galatasaray'a kaldığı gibi nedeni şu. Avrupa'nın majör liglerinin transfer tahtasının kapanmasını bekliyor Icardi. Çok normal. 29 yaşında daha göz önünde olan bir ligde kariyerine devam etmek istedi ama o ihtimal çıkmadı. İşte Roma zaten Abraham'a daha doğru bir ikili olacak. Belotti'den yana tercihlerini bulundu. İşte eski takımı Inter Milan o tarafında zaten hücum opsiyonları keza Juventus'un da ortada. Bir de tabii Icardi'yi kabul edelim. Inter'den ayrıldığı Icardi değil artık. Paris Saint-Germain'de ilk sezonuna goller atsa da biraz yaşı daha 29 yaşlı bir oyuncu diyemeyiz ama istatistikleri çok iyi. Oynadığı her takımda müthiş bir gol katkısı vermiş isimden bahsediyoruz ve Türkiye'ye gelirse de çok net yani ben burada 20 gol atar derim Icardi gibi bir isme. Galatasaray'da birinci tercih değildi. Sebebi şu, Okan Hoca Gomis ve Seferovic'den farklı profil. Daha dribbling yapabilecek ya da şöyle özetleyeyim. Yani 4-2-3-1 oynarsınız o üçlünün sağında solunda oynatabileceğiniz forvet. Ben böyle düşündüğüm zaman bizim ligimizden mesela Fenerbahçe'deki Valencia bu tanıma uyuyor. Çünkü Valencia Erol Hoca dönemi 4-2-3-1'in üçlünün kenarlarında oynardı. Şimdi forvet oynamaya başladı ama Icardi gibi bir isme de Okan Hoca hayır demez. Galatasaray oyuncunun aynı zamanda menajerliğini yapan eşiyle bir 10 gün önce görüşme gerçekleştirdi İstanbul'da. Hatta o haberi de ilk Berk Göl arkadaşımız paylaştı. %100 doğru bir haber. İki gün konakladı. Hatta başkanın otelinde. Yani bu da bayağı bir şekilde hani fotoğraf verilmedi ama Icardi Galatasaray'a gelirse oturacağı ev bile gösterildi. Buradaki ziyaretten de memnun kaldı ama o zaman da söylemişti. 1-2 Eylül tarihine kadar sizden süre istiyoruz diye. Anladığım kadarıyla şu an Icardi bir takım bulamadı zaten. Transfer tahtası da kapanıyor Avrupa'nın majör liglerinde. Ve şu an en güçlü takımın Galatasaray olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray 3 milyon euroluk bütçe ayırmıştı ama o rakam Mertens'e verilen 4 milyon euroya yaklaşır bonusla. Icardi'de işte ücretinin %50'sini Paris Saint-Germain muhtemelen karşılayacak şekilde formüle edilirse kiralık Galatasaray'a gelir. Muhakkak kiralık gelirse sözleşmeye bir satın alma opsiyonu da koyulur. Ama tabii ki Galatasaray adına önemli transfer ama yani buradan olumsuzluk saçmak değil ama bu kadar çok transfer konuşursak da ortada futbol olmuyor ilk 4 hafta özelinde. Yani Galatasaray'ın sıkıntısı Fatih Terim'in bıraktığı takım aynen devam ediyor. Yine transfer odaklı düşünüyoruz hep. Şimdi buradan tekrarlayayım. Ben Fanaalnot'un hayranı değilim. Karar verici ben olsam ben Fanaalnot'u Galatasaray'a getirmezdim. 3 yıllık kontrat 2,5 milyon euro, 7-8 milyon euro vermezdim. Evet. Ama elimde Fanaalnot varsa, Beşiktaş'ın alacağı Kazımcan'ı da ben almışsam, sol beke transfer bakmam. Şimdi sol beke de transfer bakılıyor. Bakılıyor, evet. Ya bu işte hep ama taraftarın yarattığı enerji de diyebiliriz. Seferovic 4 maç olmadı. Açık söyleyeyim, burada bir istisna forvet uyguluyorum. Çünkü bir forvetin ne kadar önemli olduğunu Batu Şahin'den Weghorst'a geçişte Beşiktaş'ta gördük.
4 haftadır gözümüzün pası siliniyor Beşiktaş'ın maçlarını izlerken. Ya, forvet takımı çeyresini çok değişir. Gomis'e hiç itirazım yok kulübe ama Seferovic çok öyle kulübeden hamle oyuncusu gibi değil. İlk 4 haftaki vücut dili demin bir futbol olmadı meydan mesajı izledim. Gibi. Kerem de ifade etti. Moderatör arkadaşımız onun da futbol bilgisine çok güvenir mi? Yani sahada yok gibi Seferovic. Hani kötü diyemiyorum. Çok vücut dili, vücut kimyası bu tabii ki söylentilerden etkileniyor ama hani Galatasaray yönetiminin bir birinci forvet tercihine itiraz etmiyorum ama onun dışı bu kadar çok transfer odaklı olmak yani arada takım içi transfer yapacaksınız. Yani bu çok önemli. Beşiktaş yaptı takım içi transfer, Trabzonspor, Fenerbahçe. Geçen sene Zayt'sı kazandı Fenerbahçe, Trabzonspor, Dorukhan'ı. Bazen yani tamam. Beşiktaş Salih'i. Şu an, evet, Salih, şu an Salih kalkıp mesela. Da hani Taylan'la Berkan'la devam edin demiyorum ama sol bekinizde falan not Kazımcan varsa da bir zahmet sezonu bu ikisini bitirin. Ya bu ikisini Yedlin'le Şener değil daha kötülerini de gördük Galatasaray sağ bekte. Dün bir soru sormuştuk sana onu soracağım ama şunu bir söyleyelim izleyicimiz de yazmış. Evet son gün değil Fransa için son gün. Yani transferin bittiği ülkeleri söyledik bir onları tekrar edelim. Ama Fransa edelim. İçin transfer olmaz Melike Icardi için. O denklemden rakipleri, çıkartalım. Evet rakipleri olarak şunları söyleyebiliriz. Kimler kalıyor Belçika diye. Var orada. Belçika kalıyor evet. Yani diğer ekipleri saymamıza çok gerek yok. Daha transfer Yunanistan dönemi var, Yunanistan'ın, Sırbistan'ın 15 Eylül'e kadar. Rusya 8 Eylül, Türkiye'de 8 Eylül zaten. Belçika'da 6 Eylül'de ya bitiyor. Şampiyon Ligi'nde takımı olanları düşündüğüm zaman Belçika böyle. Belçika en hani büyük. Belçika rakip. Var orada bir Yunanistan. Evet bir de Yunanistan var. Icardi. Belçika şöyle olabilirdi. Vedat, Türkiye'de rakibi Vedat, olabilir. Yani Türkiye'de Belçika rakibi şöyle olabilir. Olabilir. Bu arada Olympiakos Şampiyon Ligi'ne kaldı mıydı ya? Belçika şöyle olamaz daha doğrusu. Vedat Muriç'i sağlık kontrolünden geçirdiler ama Vedat Muriç'i 10 milyon bonservis vermeye hazırlardı. Hiçbir zaman o tip kulüplerde oyuncuya yani bizdeki gibi öyle 2-3 milyon bir de vergi farkını düşünme. 5-6 milyon euro yıllık ücret verilmiyor. Öyle bir fark da var. Yani o tarz takımlar bonserviste bir şekilde rakamı yükseğe çekerler ama Icardi'nin o maliyetini şu aşamada Galatasaray'dan başka takım %50'si de %40'ı da olsa üstlenmez diye düşünüyorum. Evet yine sorularla devam edeceğiz izleyicilerimizin sorularıyla. Galatasaray'da gidecek olanları da merak ediyorlar bir yandan. Nelson gitmiyor. Gidebilirdi bugün. Bir görüşme yapıldı tekrarlayalım. Sevilla 17 milyon euro Galatasaray'ın 17 milyonluk isteğine 13 milyon ile cevap verince anlaşma sağlanamadı. Ömer Bayram Eyüpspor'u bekliyorum. Yerlilerden Taylan'ı bekliyorum. Birçok Ankara Gücü, Alanyaspor, Gaziantep teklif aldı. Oğulcan çok ana planlarda yok ama hani gider mi kalır mı? Biraz orada oyuncunun da inisiyatifi önemli kararı. Luyendama Kasımpaşa olabilecek bir transfer gibi gözüküyor. Çıkaldağ Morutan zaten kiralık gönderilmişti. Omar'ın da sözleşmesinin feshedilmesini bekliyorum. Evet, Omar konusunu konuşalım isterseniz. O da yine son sayfada biz konuya değinmiştik daha öncesinde. Ve son dakikada geldi. Tam da Omar konusunu konuşalım dediğimde. Mehmet, direkt sözü sana bırakayım. Sen de sanki sözleşmesi meselesini bekliyorum. Bilmiyordun bu son dakikanın geleceğini ama bekliyorum dedin. Beklentin saniyeler içinde haber oldu. Çünkü transfer tahtası kapandı evet. Avrupa'da. Sacha Boey'in de transfer olma ihtimali kalmadı. Yoksa Sacha Boey'e İtalya'dan teklifler geldi ama ilk 4 hafta şu an takımın en iyisi diyebiliriz. Ve sağ bek rotasyonu Duba ile Sacha Boey olacak. Orada 3. yabancı bir sağ bek yer yoktu. Omar da zaten evet güzel bir mücadele verdi. Geçen sezonun ikinci yarısı takıma katkı da sağladı ama ben açık söyleyeyim yaşadığı talihsiz kaza öncesi de futbol performansını çok tek taraflı buluyordum. Galatasaray'da bir asisti var. Sanırım Halil'in bir kafa golü vardı. Onun dışı hiç yani hücum anlamında repertuarı olmayan bir bek oyuncusuydu. Gücüyle olan bir oyuncuydu ki yaşadığı göz kazası sonrası ameliyatlar biraz kilo da verdi. Fizyoloji de biraz değişti. Yunanistan'dan AEK'dan teklif aldığını biliyorum. Melike orada da Olympiakos'ta oynamıştı. Muhtemelen Yunanistan'a dönebilir gibi geliyor bana Omar. Bu denklemde zaten düşünülmüyordu. Süreç biraz tartışıldı, konuşuldu. Ben hala anlaşma sağlandığını bilmiyorum. Açık söyleyeyim burada da neyi... Sen nasıl bakıyorsun bu konuya? Ben peki? Açık söyleyeyim burada. Ben neye şaşırdığımı söyleyeyim. Burada yine kötü çocuk olmak istemedim bu haberi yazarak. Tek taraflı bu arada. Evet, Galatasaray'ın açıklamasına göre tek taraflı. Beni şaşırtan nokta da bu. Şöyle söyleyeyim. Bir kere Galatasaray 31 Aralık 2020...
yılbaşı akşamı o talihsiz havai fişek kazasının evet. yaşandığı gece Galatasaray 10 Ocak'ta Omar'ın sözleşmesini tek taraflı feshedebilirdi. Böyle bir hakkı vardı sonuçta. Sahada yaşanmış bir sakatlık değil. Ama tabii ki bunu yapmadı. Oyuncunun yanında herhalde orada hem Fatih Terim'i, o dönemki Mustafa Cengiz rahmetli'nin tekrar başkanı, evet. o dönemki yönetim. Ben neye şaşırdığımı söylüyorum Melike. Bunu haber yapmak istemedim yanlış anlaşılın diye. Amerika'ya gitti, uçak biletlerinin bile parasını kulüp ödemiş. Mesela ben buna çok anlam verememiştim açık söyleyeyim. Tedavi masrafları da aynı şekilde. Sonuçta evet oyuncunun orada tabii ki özel bir oğlu var. Onu mutlu etmek için gece 12'yi beklemeyip 8'de 9'da havai fişekleri patlatmak istiyor. Hiç yani umulmadık bir kaza ama nihayetinde Galatasaray'ın ücretini ödedi hem tedavi masrafını, ulaşım süreçlerini. Ben buradan Galatasaray şu an tabii yayındayız şu an bakamadım. Evet. Tek dal testi bunu anlıyorum. Bir şekilde FIFA'lık olup kendini savunmanın yolunu bulup o 1.4 milyon euroyu vermemeye çalışacak Galatasaray. Açık söyleyeyim evet. Omar'ın hikayesi var. Evet Galatasaray'ın ama ben bu anlamda hani çok örnek veriyorum. Torrent'e yapılan şöyle doğru değil. Vereceksiniz o parayı eninde sonunda Torrent'e. Kontratı öyle imzalamayacaktınız. Sözleşmeyi tazminat maddesi koyacaktınız. Öyle tek taraflı testi kafanıza göre edemezsiniz ama Omar konusu biraz hassas bir konu. Galatasaray'ın da bu zamana kadar maddi manevi fazlasıyla Omar'a karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünüyorum. Yani yaklaşık 3 saat önce zaten bir hikaye paylaşmıştı Omar. Bu haberler tabii çıkınca onları açıklama amaçlı. Onun şöyle satır aralarını bir paylaşmak istiyorum. Tabii taraftarlara, Galatasaraylılara kendi durumunu anlatmak için anlatıyor detayları, süreci. Şöyle sezon öncesi menajerim beni isteyen bazı takımların teklifleri olduğunu iletti. Hocamızla konuşup kendisi bana planlarımın içinde olduğunu söyledikten sonra menajerime diğer tüm teklifleri unutmasını, burada kalmak, takıma yardımcı olmak istediğimi söyledim diyor. Ve birkaç gün önce sezonun kapanmasına yani transfer sezonunun kapanmasına az süre kala Cenk Ergün bana kulübün kendime yeni bir takım bulmamı istediğini söyledi. Ona bunun benim için çok sürpriz olduğunu ancak kulüp böyle istiyorsa çok az bir zaman kalmasına rağmen menajerime hemen bir takım bulması için konuşacağımı söyledim diyor. Menajerine iletiyor, elinden geleni yapacağını söylüyor menajerim. Ve bu süreçte antrenmanlarına devam etmesini, formda olmayı sürdürmesini istiyor. Ve menajerimden takım bulmayla ilgili bir şey duydum. O andan itibaren ne kulüpten ne menajerimden duymadım diyor. Bazı insanlar ne dese desin bu kulübe olan sevgim saygım sürüyor. Yorumunu yapıyor. Ben söyleyeyim Melike. Çıkıp konuşmuyorum diyor. Birilerinin beni kötü bir durumda bırakmaya çalıştığını hissederek bir açıklama yapmak zorunda hissettim diyor. Zorunda kaldım diyor. Ve tabii Galatasaraylılara güzel sevgi mesajları iletiyor. Burada şimdi durumu özetleyecek olursak yani Omar'ın da tepkisi tabii bu kadar kısa Yok, bir süre kala. Anladığım için söyleyeyim alınması. Hemen çok kısa. Çok da uzattım kusura bakmayın. Omar hakkında yazılanlardan rahatsız oldu. Ne yazıldı onu söyleyelim. 1.4 milyon euroluk ücretimi verin. Evet. Kontratımı öyle feshedin demek. Alacaklarımı verin. Ben de şunu söylüyorum. Omar bunun doğru olmadığını söylüyor ama o zaman niye Galatasaray tek taraflı feshediyor? Öyle olmuş. Belli ki böyle bir süreç yaşanmış. Bir detay daha ekleyeyim. Okan Hoca evet doğrudur planlarında vardı. Çünkü Sacha Boey yoktu planlarında. Sacha Boey kadro dışı bırakıldı. Strasbourg'la görüştü. Sonra Strasbourg Paris Saint Germain kökenli bir sağ bek alınca o transfer gerçekleşmedi. Şanslı bir şekilde Sacha Boey'e güldü. Omar sakatlandı. Son pası o gün şöyle atayım. Bence önemli bir detay benim aldığım istihbarat. Gözünden dolayı çok ilaç kullanan bir oyuncu Omar doğal olarak. O ilaçların vücudunda ödem yaptığı, bunun da Adele sakatlıklarının nükste rol oynadığı. Biraz orada artık Galatasaray bence süreci de gördü uzun vadeli. Duba yerine Sacha Boey'in, ben de açık söyleyeyim, Sacha Boey Omar'dan hem 950 milyon daha az para kazanıyor hem de aralarında 8 yaş fark var. 7-8 yaş fark var. Sacha Boey daha ideal bir sağ bek. Ama Galatasaray buradan zararlı çıktı. Neden? Tek taraflı feshette hiçbir zaman ben görmedim ki tek taraflı feshette bir kulübümüzün davaya kazandığını. 1.4 milyon eurosunu alır muhtemelen. Hani o sözleşme içerisinde böyle eksten bir madde yoktu. Çünkü olayın yaşandığı dönemde feshedilmedi artık. Üzerinden aylar geçti. Tabii ve artık geçmiş olsun. Konu şu. Yani Omar'ın açıklamasına bakıyorum. Bana teklifler geldi. Hocamızla konuştum. Evet. Planlarda olduğumu söyledi.
Ben de gitmedim. Kalıyor bir iki gün, takım bu. Ve o dönem kamp, yani hiç kamp görmeyen Saşa Boy şu an Galatasaray en iyi performans iki haftadır bence. İki haftadır en iyi performans. Hiç kamp görmeyen bir oyuncu olarak planlarda yer alan Omar'ın da son gün sözleşmesi feshediliyor. Ve yani daha önce bu keşfedilemedi mi? Saşa Boy, Omar... Yok, iki işte haftadır belliydi hangisi? Omar'ın gideceği. Benim için sürpriz olmadı. Bence ipler geldi. Neden son güne kaldı? Omar'a 3 gün önce seni gönderiyoruz dediklerini düşünmüyorum. Bence 15 gün önce bu mesaj verilmiştir Saşa Boy'a iki maç oynadıktan sonra. Yaz kampına Saşa Boy alınmadı, Omar alındı işte. Yani orada daha sağlıklı bir değerlendirme yapılması gerekiyordu. Galatasaray o dönem eğer Omar'a gelen teklifleri değerlendir deseydi bugün 1.4 milyon euro ödemek zorunda kalmazdı. En Leo Dubois alındığı gün Omar'ı aslında Galatasaray, Dubois'ı getirdikleri gün kendine takım bul demelilerdi. İşte bir ay öncesinden bahsediyor. Hatta 1.5 ay öncesinden Dubois'ın gelişi. Galatasaray'da süreçler hep alıştım artık ben. Yani zaten yıllardır bu operasyonlar doğru yönetilmiyor. Şöyle de yorumlar geliyor. İzleyicimiz İlyas Bey de yazmış. Omar bir kulüple anlaştığı için anlaşmalı bir tek taraflı fesih olabilir mi? Hayır. Anlaşmalı tek taraflı fesih olmaz. Yani kolaylaştırmak için gidiş. Karşılıklı fesih derdiler o zaman yani açıklamada. Tek taraflı demezler muhtemelen. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Açıklaması gelse tamam derim ama şu an gördüğüm kadarıyla Galatasaray tek taraflı ibaresi de olduğu için Omar son gün kendisine kulüp bulamadı. Muhtemelen parasını istedi. Verirseniz bence o 1.4 milyon euro istedi. Hatta yani o 1.4 kap bildirimini okuyayım size. Yapacak bir şey yok dedi. Şöyle diyor, sözleşmesi tek taraflı. Doğru. Onu yani, şöyle izah edelim Melike. Zamanında Prandelli'nin Tudor'un da feshedildi. Ücretin yanı sıra eğer sözleşmeye örnek veriyorum şampiyonluk bonus yazılmışsa onu da alıyorlar. Tudor veya Prandelli almıştı çünkü ikisinden biri eminim yani. Ekstraları da alırsın. Zararlı çıkmazsın. O gündemin doğru özetledi aslında. Bu tarz konular FIFA, UEFA nezdinde FIFA'lık olduğunuzda genelde kulüplerden yana. Çok özür dilerim. Oyunculardan yana. En oluyor, canlı evet. Örneği de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok iddialı konuşmuştu Max Kruse konusunda ama kazanan süreç Max Kruse'ye aldı. Beşiktaş'ta yaşadı aynısını. Doris Karius ayrıldı, Victor Ruiz ayrıldı. Hepsine tazminat ödemek. Şimdi Omar'ı zaten söyledin ve anında gelişme kapı 12 yabancısı yapıldı. Oldu Galatasaray'ın evet, 12 yabancısı oldu. Şimdi başka gitmesi gündemde olanlar Taylan, Ömer, yabancılardan Luyendam'a şunu söyleyelim Melike. Ben 4 yabancı transferi bekliyorum. Stoper, sol bek, kenar oyuncusu, forvet. Diyeceksin ki 15 yabancı. TFF'nin bir bu sezon uygulaması var. 14 artı 3 bir tane 21 yaş altında evet. Milli oyuncu alabilirsin ki şu an Beknaz zaten hali hazırda o kriteri uyuyor diyebiliyorum. Sol bek, sol açık. Forvet. Sol ya da sağ açık diyebiliriz. Bir kanat oyuncusu, bir sol bek, bir stoper. Evet, 4 tane transfer bekliyorum. Forvet'teki en net ismin Icardi olduğunu söyleyeyim ama onun dışındaki isimler açık söyleyeyim. Gaziantep maçında bekleriz gibi geliyor. Pazartesiden sonra Salı Çarşamba çok hareketli geçer Galatasaray'da. Icardi de şu an pazarlık sürecimi uzatıyor. Hayır bence Icardi'nin kararı bekleniyor. Galatasaray teklifini yaptı. Burada tabii Paris Saint Germain'in de evet biz senin 8 milyon euronun işte 4 milyon eurosunu biz karşılıyoruz diyecek mi bakalım. Biz tamam bizim kulüplerimiz bunu yapıyor oyuncuları gönderdiği zaman ama bakalım Paris Saint Germain ne kadarını karşılayacak. Onun müzakeresi diyebilirim ama önemli aşama kaydedildiğini söyleyelim. İşte İstanbul'da oturacağı evden tutun Galatasaray'ın işte kiralık sözleşmeye koydurmak istediği satın alma opsiyonuna kadar. Peki yine konuşacağız, döneceğiz bu konuya. Çok haber var. Hemen Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl konusuna da geçelim. Siyah beyazlı ekip yine Alanya Spor'la görüşmelere başladı. İşte detaylar. Evet. O gün. Beklerden bahsediyorduk. Evet. Tayfur evet sol diyebiliriz, sağ diyebiliriz. İki tarafı da oynayabilen bir oyuncu. Az önce Necip Buysal dedim hani şu an Valentin Rose'nin alternatifi konumunda görünüyor ama işte yapılabilirse bir Tayfur Bingöl hamlesi yapıldı. Transfer olursa işte iki kanadı da, iki kanat beki de hatta zaman zaman önde de oynayabiliyor Tayfur. Rotasyonda yedekleyecek bir oyuncu. Hayali olduğunu kendisi zaten ifade etmişti. Bizim burada Beşiktaş'a gelme arzusuyla ilgili fikirleri vesaire anlatmamıza gerek yok Tayfur'un. Süreci anlatalım. Beşiktaş daha önce bir
görüşme yaptı. Ama burada Alanyaspor 2 milyon euro talep etti. Bu Tayfur Bingöl için Beşiktaş'ın ödeyebileceği rakamların çok üzerindeydi ki Beşiktaş hani ilk etapta bir takas formülü düşündü. Sonra bir 500 bin euro oldu o. Şimdi yine bir durum var. O da iki oyuncudan birinin kiralık verilmesi. Biri Montero, biri Boyd seçenek olarak. Ama Boyd çok gönüllü değil gibi geliyor bana ayrılığa. Daha önce Sivasspor'da da böyle bir benzer durum yaşandı. Sivasspor istedi ama gitmedi. Ve daha iki sezon önce Sivasspor'daydı bu arada kiralık. Belki Montero ile ilgili bir gelişme olabilir. Çünkü Beşiktaş yönetim bundan bir 10-15 gün öncesine kadar Romain Saiz var. Emrecan Uzunan var orada rotasyonumuzda. Montero çok şans bulamayacak. Bizde 2024 ya da 25'te bitiyor sözleşmesi. Uzun vadeli bir oyuncumuz oynasın en azından diyerek Montero tarafına bu sezon daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. Onlar da değerlendirmeye aldı. Kulüplerle görüşüyorlar. Yurt dışından da var. Transfer sezonu açık olan. Bunu da belirteyim. Beşiktaş yönetiminde böyle bir düşüncesi oldu. Yani Tayfur isteniyor. Ama Beşiktaş yönetiminin şu konuda bu sezonki transferlerinde en azından bunu da gördük. Kendi kriteri. Hep bu söylemde bulunuyoruz ama kendi kriterine uyarsa ifadesini kullandık ve karşılığında gördük. Weghorst'ta da gördük. Weghorst dışında Dele Alli'de de gördük mesela. Dele Alli daha yüksek bir rakam istediğinde Beşiktaş son teklifimiz bizim buydu, değiştirmiyoruz dedi. Ve değiştirmediği rakamla Dele Alli'yi transfer etti mesela. Weghorst'ta da 3 milyon euronun üzerinde bir taleple gelindi. Bizim verebileceğimiz bu kadar denildi ve o rakamı bitirildi. Aşağı yukarı 2,5 teklif edildi, 200 bin euro üzerine konuldu. Tayfur Bingöl'de de seçenek belli. Şimdi Tayfur evet. Bingöl'e 2 milyon euro hayalcilik. Evet yani kendi belki Alanyaspor için kıymetli bir oyuncu olabilir. Buna bir itirazım yok. Ama sonuçta transfer borsasında Tayfur Bingöl'e 2 milyon euro kimse vermez herhalde. Öyle değil mi? 30 yaşında Tayfur. 1 milyon eurodan fazlası olmaz. Onur Bulut Kayserispor da aynısını yapıyor. 8+3 ne yazık ki Anadolu kulüplerinde bu tarz transferlerde biraz fazla. Şimdi bir de şöyle Tayfur 30 yaşında. Yani genç Onur bir oyuncu da değil. 29 yaşı aynı işte. Onur'a da Kayseri 2 milyon euro. O yüzden Beşiktaş kendi ekonomik çerçevesinde bir teklifte bulundu. Çeşitli öneriler sundu. Bu önerilerden birisi kabul edilirse Tayfur Bingöl transfer edilecek. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi Galatasaray da aslında bir sol bek arıyor. Tayfur benim beğendiğim bir oyuncu ama büyük takımlarda ilk 11 oyuncusu olamaz. Alt liglerde çok takip ettim. Göztepe, Adana Demirspor'da oynadı. Alanyaspor'da da daha öncesinde oynamış diye hatırlıyorum. Ön taraf oyuncusuydu. Yıllar geçtikçe defansa evrildi. Sol bek ama benim bildiğim sağ ayaklı bir oyuncu. Geçen seneki Fenerbahçe maçında 2 gol atmıştı. Öyle hatırlıyorum Fenerbahçe'nin. Yani hücum desteği hep var. Kreatif bir oyuncu ama hani Alanyaspor'da ilk 11 olur. Ki zaman zaman Alanyaspor'da istatistiklerine bakmak gerek. Yedek çıktığı maçları evet. da bayağı var. Hani bankosu diyemeyiz bir Efecan gibi örnek verelim. Beşiktaş'a transferi gerçekleşip şu aşamada en mantıklısı Beşiktaş'ın kadrosundaki süre alamayan oyuncularla takas etmesi. Hani şimdi mesela Boyd fena bir seçenek değil. Sivas ve Rize'ye kiralık gönderilmişti. Ankara gücüyle kadar başarılı olamadı diğer takımlarda ama Alanyaspor son dönemlerde büyük takım görüp oraya giden her oyuncu hemen hemen en son canlı örneğiydi işte. Şimdi Salih'te bunu görüyoruz. Bir tekrar kımıldama yeri hem bulunduğu coğrafya olsun, oradaki takım kimyası olsun. Bence takasla çözmeli Beşiktaş. Tayfur da şu aşamada hem Umut Meraş'la gayet yedek sol bek için rekabete girer hem de diğer tarafta Rozier yedekler ama ilk 11 için düşünmemeli. O güne katılıyorum. 2 milyon euro. Yani normal rakamlar değil. Aynısını Kayseri Spor'da Onur Bulut için istedi. Ki Onur Bulut yine daha düzenli oynayan bir oyuncu ama o rakamlar olmaz. Bu arada şu karıştırılmasın. Montero bonservisiyle takasla önerilmedi. Yani kiralık olarak Alanyaspor'a önerildi. Bonservisi evet, karşılığında. Kiralık bir takas önerisi. Peki yine döneceğim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Kaan Ayhan konusunda konuşacağız. Şimdi bir Fenerbahçe'ye geçelim istiyorum. Böyle takım takım gitmek yerine karışık çünkü bugün böyle hareketli bir gün. Fenerbahçe'de de tabii yine çok sıcak saatler artık oyuncuların da bildirilmesi Ronaldo'yu mu konuşacağız son yoksa? Son 24 saat.
konuşacak çok isim var. Yani burada Twitter'da son sayfa etiketine ne sorular geliyor? Önce bir haberimizi paylaşalım ama kadrodan çıkarılacak, gözden çıkarılacak oyuncular da artık belli olacak bu son 24 saat içerisinde. İşte detaylar. Evet, Fenerbahçe'de de tabii gidecek oyuncular, kadro çok geniş çünkü. Önemli ama Fenerbahçelilerin dilinde tek bir kelime var. Cümle de değil. Santrfor, santrfor, santrfor. Bekliyorlar. Bayağı da transfer yaptı Fenerbahçe. Evet. Geçen sezonki o takımı düşünüyorum, İsmail Kartal'ın son 15 hafta diyelim, hani ikinci yarının başlangıcı, orada bir Adana Demirspor'un ilgisi vardı, birkaç maç takılmıştı. Ama hani finish çok iyiydi. Üçlü bir orta saha, daha doğrusu şöyle. Crespo ile Zayt müthiş bir ikili oldu orta sahada. Mert Hakan ile İrfan sağ tarafı, orada Osay ile üçgen yaptılar. Serdar Dursun çok iyi pivot santrafor oldu. Rossi de kendisini kanıtladı. Sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanıldı. Sonrasında İsmail Kartal yerine Jesus, itiraz etmedim. Olabilir. Niyedir? Çünkü şimdi biraz kötü gitseniz, örnek verelim. Dinamo Kiev ve İsmail Kartal elense. Ümraniye ile 3-3 beraber İsmail Kartal kalsa, 4. hafta Konya'da İsmail Kartal kaybetse eleştiri olacağız, başka olurdu. Jesus'un bazı hareketleri hakikaten büyük takım hocası. Nedir açalım? Valencia kırmızı kart görüyor. Fenerbahçelere göre tartışmalı bir kırmızı kart. Bence tartışmalı bir kırmızı kart değil. Net bir kırmızı kart ama sonuçta Fenerbahçe camiasının tepkisi var kırmızı karta. Jesus ne var monitörüne gidin dedi. Ne hakem, direkt oyuncuları çağırıp işte üçlüden dörtlüye dönüyoruz. Orada sistem anlattı. Hemen de zaten Lemos Serdar Dursun, yani bir aurası var hakikaten hocanın. Büyük takım hocası olduğunu gösteriyor. Emre Mor'u ilk maçı hatırlayalım. 20. dakika 45'te oyun aldı. 75 olsa gerek çıkardı Dinamo Kiev maçında ama sonraki periyot Emre Mor'u gayet kullandı. Emre Mor'un ben ilk kez 40 metre geri koştuğunu gördüm. Ön tarafta her zaman yapıyordu asistleri, golleri. Hocanın takımı, hoca takımı oldu. Evet, biraz Avusturya ve Kasımpaşa maçları nispeten zayıf takımlar olduğu için ölçü olmayacaktı. Bunu Konya Spor bir de güzel deşifre etti Fenerbahçe'yi. Olabildiğince sabırlı, kontrollü bir oyunla. Hatta yani 11-10'ken beğenmedim ben Konya Spor'u. 10-10'ken daha net oyun Konya Spor tarafına döndü. İyi bir takım Konya Spor. Nasıl ki Galatasaray ilk hafta Antalya Spor'u yenerken ben bu deplasmanda diğer şampiyonluk yolundaki takımların kazanacağını düşünmüyorum demiştim. Trabzonspor kaybetti. O maçın hakkı da 5-2 değildi bu arada. 2-2'deyken Trabzonspor 2-2'ye razı olmadığı için o maç 5'e gitti ama Konya deplasmanı da aynı şekilde Antalya gibi zor olacak şampiyonluk yolundaki takımlara. Neye bağlayacağım? Jesus'un itiraz etmiyorum. Yani hocalığını sorgulamıyorum. Büyük takım hocası olması, işte Benfica, Sporting, Flamengo, Al Hilal hep şampiyonluk için oynayan takımları çalıştırması ama şuna itiraz ederim ki 11 transferli bir takım değildi Fenerbahçe. İşte çıkılmaz bir hale oldu. 15 yabancısı var bugün. Evet. Bruma'yı mı göndereceksin? Gustavo Henrique'yi mi? Yani aldığın yeni yabancı oyuncuları mı? Artı bir de şunu da söyleyeyim. Valerian İsmail'i eleştirdim ben. Üçlü savunma diye. Hadi Fenerbahçe kadrosu geçen sene onu Pereira'yla test etmiş olsun ki bir de Ferdi ile Osay Samuel gibi iki tane ideal beki var. Beşiktaş'ın Rıdvan'ı yoktu mesela. Rozier'de bence dörtlü de çok iyi. Üçlü de bu kadar uçup gitmezdi yine. Neye geleceğim? Örnek veriyorum. Konya Spor maçı izledim. Muhakkak o gün sen de fark etmişsindir. Maçın 10. dakikası oldu. Sol taraftan taç kullanıyor. Lincoln Henrique atıyor. Yani Lincoln Henrique taç atmaz. Frikik atar yani. Çizgide kullandığı oyuncular da bazen ben çok anlam veremedim. Ya da Serdar Dursun'u ben oynatırım. Hoca oynatmıyor anlıyorum ama en oynatmaması gereken maçta da oynatıyor. 10 kişi kalmışsın. Serdar Dursun'u atıyorsun oyunu. Orada sen zaten set hücumu yapmayacaksın. 10 kişi kalmışsın. Bir kişi eksiksin. Rakip ceza sahasına top az gelecek. Serdar Dursun hiç işine yaramaz. Son maç değişikliklerini doğru bulmadım. Öyle söyleyeyim. Umarım bu panik havası bakalım şimdi transferin son günü artık. Bir tane forvet zaten alacak ama kimler gönderilecek? Çok merak ediyorum. Çünkü Lemos'u falan kullanıyor. Görüyoruz yani. Şimdi sana birazcık iddialarla geleceğim. İddialar. Evet. Çok fazla isim yazıyor. Tabii şimdi menajerler aracılığıyla da öneriliyor oyuncular. İzleyicilerimiz de gördükleri dış basından olsun, burada spor hesaplarının dış basın kaynaklı paylaştığı haberleri, isimleri paylaşıyorlar, bize de soruyorlar. Gün boyu Ronaldo ismi konuşuldu. Cristiano Ronaldo ismi. Ve şimdi de Choupo-Moting
sorulmuş. Daha makul en azından. Evet, yani biraz daha gerçekçi olabilecek. Ben Fenerbahçe'de 7 numarayı düşünüyorum. Kim acaba anne? Ronaldo'ya vermiyor formayı. Hani onu yapar mı? Belki onun için gelmiyordur. Ya bu santfor konusu 7 numara bu arada Ferdi. Evet. Ay o da yeni 7 oldu. Evet. Heyecanlı bir durum Fenerbahçeler adına. Her isim ayrı bir heyecan yaratıyor. Sen ne söyleyeceksin bu iddialarla ilgili? Ya bazen bazı iddialarla ilgili şüpheye şöyle düşüyorum yani. Olmaz diyemediğim anlar oluyor. Ya çünkü hani kulübün başkanına bakıyorsunuz. Evet. Ekonomik durumuna bakıyorsunuz. Ben Ronaldo'ya olmaz dedim ama o kadar değil o gün. Ya hayır bazen diyorum yani konu Ronaldo olmasa belki şey yapamayacağım da. Ya olabilir şimdi düşünüyorum yarın bir kulübe sponsor olup bir 20 milyon euro. Yani olmayacak işler değil gibi geliyor bana ama burada sonuçta karşınızda Cristiano Ronaldo var. Reddettiği teklifler belli bugüne kadar. Hani United'dan ayrılma isteği belli. Şampiyonlar Ligi istiyor. Gelirse asrın olayı olur benim için. Tabii. Tüm Türkiye için olur yani böyle bir şey. Ama işte dediğim gibi hani Choupo-Moting daha makul bizim ligimiz için böyle yorumlamaya. Çünkü geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te yani maç sayısı evet var çok gözükebilir ama süresi çok az. Hep böyle 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika maksimum bu şekilde oynamış bir oyuncu. Sadece kafamı kurcalayan şu, 33 yaşında. Yani Fenerbahçe'deki yeni transferlerde forvet hattındakilere bakıyorum mesela. Hepsi artık yani bonservis elde edemeyeceğiniz oyuncular. Ama hepsinin yaşı var o gün. Çok doğru söylüyorsun. Hepsinin yaşı var. Serdar'ın yaşı var. Serdar'ın var. Joshua King'in var. İşte doğru. João Pedro'nun var. Choupo-Moting. Hepsinin son yaşında. Transferi. Hep son transfer oluyor. Yani mesela Maxi Gomez 25 yaşındaydı. Yani biraz daha böyle acaba hani bu sezon şampiyonluğu oynuyorsunuz. Farz edelim şampiyon oldunuz. Gelecek sezon gelir elde edebileceğiniz bir yolda bir oyuncunuz da öyle mi olması gerekirdi? Biraz daha dinamik oyuncum olması gerekirdi. Çünkü Choupo-Moting'in sakatlıkları da yanlış hatırlamıyorsam biraz sık oluyordu. Dediğim gibi Bayern Münih'te çok fazla oynamadı. Bu sezonda bir maçı falan olması gerekir. Paris Saint-Germain'de de yedekti Melike. Oyuncu iyi oyuncu. Hamburg, Schalke. Yani Bundesliga'da çok oynadı. Öyle kalmış aklımda. Kamerunlu oyuncu. İyi oyuncuydu. Keşke daha önceki yaşlarda Türkiye'ye gelseydi. Geçen sezon da benim yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'nin yine gündemindeydi. Tabii. Yani bir önceki sezon. Ben şundan dolayı 3-4 senedir hep yedek olan bir oyuncu. Hani bir anda şimdi ilk 11'e kendisini nasıl adapte edecek? Kötü yedek değil bu arada. Yine gol attı. Evet. 8-9 golü vardır. Gol atıyor ama hani ne kadar o denklemden sonuçta belli bir yaş alıştı kulübeden girmeye. Tamam. Yine hem Paris hem de Bayern Münih liginde şampiyon oynayan takım. O da önemli. Ben ona da bakarım mesela hani oyun formasyonu olarak hani çok böyle kapanan bir takımdan gelirsin. Kontratakı dayalı futboldur. Büyük takımda set hücumuna adapte olamazsın vesaire. Bilmiyorum. Maxi Gomez kötü tercih olmazdı. Ama tabii şu da var. Taraftar istiyor, camia istiyor ama hani şu an Jesus'un oynattığı Fenerbahçe, Valencia, Serdar Dursun, João Pedro, Joshua Kingli dörtlünün ikisi sahada olacak. Oradan da bir şey çıkartıyor hoca ben zaten. Ama hani biraz burada iş artık beklenti odaklı oldu. Yoksa Fenerbahçe kadrosunun başka sorunlarını tartışalım. Evet. Stoperdeki mesela sağ ayaklı stoperin şu an tek alternatifi Lemos olmasını. Konuşacağız daha ayrıntılı. Şimdi bir de yine yeni transferleri bugün biz size merhaba dediğimizde yaşanan sıcak başka transfer haberleri var. Onları da konuşalım. Berke Özer o da Portekiz'de mücadele edecek. Portimonense takımına transfer oldu. İlk kez takımın ismini duydum. Benim cahilliğim diyeyim yani kusura bakmasın izleyiciler. Portimonense. Beşiktaş'a yazılan bir Portekiz'de hoca vardı. Yok o Portimonense'de değildi. Yok, hayır değildi. Onun takımı aklım. O da onun takımı da garip bir takımdı. Estoril diye isim geliyor. Estoril evet. Estoril'di. Berke Özer de daha önce Avrupa tecrübesi olmuş bir oyuncu. Belçika'da Westerlo'da forma giymişti. Yine Avrupa'da kariyerini sürecek. İlgi çeken bir oyuncu aslında. Fiziği sebebiyle de beğenilen bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de o istediği şansı bulduğu zaman iyi değerlendiremedi. Çok da bulamadı. Ne düşünüyorsunuz o gün? Fenerbahçe'den ayrılırken hayali Portimonense değildir diye düşünüyorum. Tabii ki değildir. Öncelikle. Muhtemelen. Yine bu arada Belçika bir orta konuşuldu. Segment bir takım düşünmüştür. Yani Belçika, Hollanda vesaire ama hani hep teklifler aldığını söyledi de
ne kadar gerçekçiydi? Bir ara Atletico Madrid konuşuldu. Hatırlıyor musun? Yani Berke'yle ilgili çok şey konuşuldu da işte ben çok net konuşuluyor. Yani ya kimsenin bu arada Portekiz Süper Ligi'nde 4. sırada şu an Portimonense, onu söyleyelim. Yani Benfica, Braga, Porto'nun ardından. Ben çok kısa konuşayım. Estoril'de mesela geçtiğimiz sezon benzer durumdaydı. Estoril'de 5. sırada. Benzer durumdaydı. Sonra Beşiktaş'ın teklifi vesaire olduktan sonra teknik adamın orada performansı bir dağıldı. Futbol bilgisine güvenli isimler de o teknik adamın çok iyi bir teknik adam olacağını, hatta ben bir detay da paylaşayım o gün. Muhtemelen Sima, Beşiktaş'ın Portekizlerine sorulmuş. Kaçırmayın bu hocayı demişler. Bruno Pinheiro. Sima'ya sorulmuş demiş. Yani orada muhtemelen Sima'dır diye tahmin ettim. Berke'ye gelirsek çok net konuşayım. Her oyuncuyu övecek değilim. Benim beğendiğim bir kaleci değil. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Kalede ufalan bir kaleci. Galatasaray maçıydı ilk maçı. Stad'daydım. Volkan Demir'le birlikte izlemiştik. Jacqueline'in golü VAR'dan döndü. Kerem'in golü. Kalede büyüyemeyen bir kaleciydi. O gün futbol şansı yardım etti. Galatasaray ilginç şekilde öne geçtiği maçı Fenerbahçe'ye verdi. Fenerbahçe'nin başka oyuncuları Mesut Özil Fenerbahçe kariyerindeki en iyi maçı oynadı. Daha sonraki süreç golleri sayayım. Gökhan İnler, Adana Demirspor, Sivas Spor, Pedro Henrique, Antalya Spor, Doğukan 3 tane saydım. Uzaktan atılan her şut gol o gün. Yani ve not ettim Berke'yi orada ben. Ve İsmail Kartal Fenerbahçe'nin çıkışını da hatırlayın. Berke yerine Altay kaleye geçti bir Giresun Spor maçı çıkış başladı. Evet. Yani ve Altay'ın her maç bir kritik kurtarışı var. Ben kendi adım umarım beni yanıltır. Fenerbahçe'de ben şans bulduğunu düşünüyorum. 10 haftalık performans. Fenerbahçe geçen sezonu çok kötü geçirmiş. İrfancan Eğribayit'i alma pahasına Berke'den vazgeçti. Ben şu an yani Berke Özer'den koptum. Konu benim Berke'nin transferi değil. Mehmet Özcan hafızası. Berke'nin geçtiğimiz sezonun ceza sahasından yediği 3 şutu nasıl hatırladı oyuncusu? Ama Fenerbahçe taraftarlar da sanıyor onu o gün. Çünkü Mehmet Özcan yani enteresan bölgeler var beyninde. Bir taraf mesela... Ben şoka girdim mesela şu an ya. Bir taraf futbolcu tutuyor. Ama hatırlarım bir şey söyleyeceğim. Bir taraf hata bak, tutuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir taraf takım tutuyor. Yani değişik. Berke'ye sorsak Berke 3'ünü hatırlamaz. Mesela 7 2 golü falan hatırlar. 3'ünü falan ama hatırlamaz. Ama şimdi bak Beşiktaş'ı takip ediyorsun. Hemen senin hazırlık yapayım sorayım. Sergen Hoca ki. Ersin böyle hatalı çıkış yapmayacak, böyle kırmızı kart görmeyecek demişti. Antep maçı. Bak hatırladın. Ama bir tane kırmızısı ama... bunu hatırlayayım yani. Olsun. Ben bilmiyorum. Ben çok yani beni ikna etmedi Berke, onu söyleyeyim. Evet, çok potansiyelliydi. Evet. Ki Melike olabiliyor bu bazen. Bazı oyuncular 16, 17, 18 yaşlarında çok potansiyelli. Neye bağlayacağım? Mesela bazıları tam tersi. Emirhan için mesela A takımda daha da fazla gelişim sağlıyor Torino'ya giden. Benzer hikaye Hamza Akman'ın da yapacağı söyleniyor. Berke'de ben onu göremedim, açık söyleyeyim. Şimdi bir gelişme de tabii Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu da yine bu sefer Championship ekibi Burnley'de forma giyecek kiralık olarak. Evet, Weghorst'un takımı Burnley'e transfer oldu Brentford'dan. Galatasaray'da 2 sezon forma giymişti. Yine ihtimaller dahilinde tutuldu bir süre ama Championship'te şimdi mücadele ediyor. Vizyonsuz diyecekler bana. Ben kendi adıma söyleyeyim. Hiç Icardi değil. Seferovic komisi denkleme ben direkt Halil'i alırdım. Halil ki bu denklemde ikisiyle de çift oret oynardı. Yerli olması çok önemli artı 3 düşündüğümüzde. Ve Halil yetenekli bir oyuncu. Fundamental'ı çok iyi mesela yani topla iki tarafa döner. Ceza sahasını güzel karıştırır değil mi? Son vuruş yok. Son vuruş yok ama o olur. 22 yaşında şu an. Aralık 99 doğumlu çünkü. Benim umutlu olduğum bir oyuncu Halil, açık söyleyeyim. İstatistik olarak Galatasaray'da belki 1,5 sezonda çok kaydeder işler yapmadı ama benim umudum var Halil'den. Aynı şekilde ben Halil'in geçtiğimiz sezonu bir kayıp kendisi adına evet ama ondan önceki sezon mesela bu Halil'den olur diyorduk hepimiz. Tabii. Hatta herkesin gündemindeydi. Yani Fenerbahçe'de yazıldığı, Beşiktaş'a da, Trabzonspor'a da vesaire dört büyüklerin de gündeminde olan bir oyuncuydu ki hatta ben bu yaz Halil Dervişoğlu'yla ilgili Beşiktaş'ın da ufak tefek bazı girişimleri olmuştu, yoklamıştı ama o dönem Güven Yalçın kalacak mı kalmayacak mı belli değildi. Cenk Tosun alındı. Sonra planlama değişti. Evet, Cenk Tosun alındı forvet bölgesine. Yani yerli bir oyuncu olacaktı. Cenk'ten yana tercih kullanıldı biraz da. Yani Halil yarın öbür gün yine Türkiye Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor transfer yapabilir ama ben şunu isterim. İnşallah İngiltere'de çıkışını sergiler ve İngiltere Premier Lig'den devam eder. Ümidimiz bu yönde. Daha fazla oyuncumuz oralarda olsun, oralarda gözüksün. Halil belli başlı yetenekleri olan bir oyuncu. Evet, geliştirmesi gereken çok yönü var. Ama ben özellikle yardımcı forvet rolünde Halil'in üzerine gidilirse
iyi bir 9.5 diyebileceğimiz oyuncu çıkarabiliriz. Selman Bey yazmış, yanarım yanarım Halil Dervişoğlu'na yanarım. Bitiricilik dışında her meziyeti olan süper oyuncu, yerli rotasyonunda Kerem veya Yunus'u da rahatça yedeklerdi. Yazık oldu. Hele ikincilik takımına gitmesi çok yazık oldu. Öyle demeyin. Yok, Championship kesinlikle gidilir. Kesinlikle bence de çok iyi bir tercih diye düşünüyorum Halil Dervişoğlu için. Size katılıyorum ben de, Avrupa'da yükselmesi onun için çok daha iyi olacaktır. Şimdi bir ben kimim yapalım. Yapalım. Evet. Geldi. Ben kimim? Futbol hayatıma İspanya'da başladım. İtalya'da yılın futbolcusu seçildim. Kariyerimdeki tüm kupaları tek bir kulüpte kazandım. Tuchel, Mancini ve Spalletti gibi tecrübeli teknik adamlarla çalıştım. Galatasaray'ı deplasmanda yenmek hiç kolay değildi. Ben kimim? Tuchel, Mancini, Spalletti. Son sayfa etiketine cevap verince ilk cevap geldi ve doğru cevap. Mancini, Spalletti. Bravo size. Zenit'te oynadı. İtalya'da oynayacak o gün, Zenit görecek. Ben Tuchel'i orada denklemeyi atamadım. Zenit deplasmanda Galatasaray'ı. Hayır hayır. Yani Mancini ile Spalletti'nin ortak noktası, İtalya dışında ikisi de Zenit çalışır diye biliyorum mesela. Yani oradan ya şöyle de olabilir. Acaba İtalya milli takımında olan yemek. Bir oyuncuydu ama Tuchel ve Galatasaray'ı deplasmanda yemek kolay değildi. Galatasaray'ı kim yendi son dönemde deplasmanda? Düşünelim. Böyle Avrupa Ligi'nden hemen bulman lazım. Kim yendi? İtalya'da yılın futbolcusu seçilmiş. Bir dakika. Yılın bidonu Melo'ydu. Onu biliyorum. O buradan bulmamız gerek. İtalya'da yılın futbolcusu seçilmiş. Bir dakika. Futbol hayatıma İspanya'da başladı. İspanya'da başladı. İtalya'da. Aa bak, bu yanıltıyor işte. Futbol hayatına İspanya'da başlıyor. İspanyol bir futbolcu. Tek bir kulüpte futbol hayatı. Sadece doğru cevaplar geldiği için cevapları okuyamıyorum. Kariyerimdeki tüm kupalar. Biz mi zayıf kaldık şu an? Kaldınız vallahi. Vallahi bazen böyle. Galatasaray deplasmanda kim yendi? İtalyan takımı olarak. Düşünelim. Galatasaray İtalyan takımı kim yendi? Şimdi ben şey... Tuchel'i İtalyan takımlarına bu arada şey yapmaya çalışıyorum. Tuchel, Chelsea. Öncesi Dortmund. Bu sorduğumuz ismin... Şey... Immobile. Hayır. Futbol yaşı. Evet. 29. O gün bilmemiz gerek. 93 doğumlu. 29. Ve yılın futbolcusu. Bir dakika. Juventus'ta... Dybala diyeceğim. Ay Dybala yenemedi Galatasaray'ı. Bir dakika. Bu oyuncunun Juventus'u yok. Bu oyuncunun Juventus'u yok. İtalya'da yılın futbolcusu Inter'li bu oyuncu. Inter'in bir İspanyol oyuncusunu düşüneceğiz. İspanya'da futbol hayatına başlamış. Inter'in İspanyol oyuncusunu mu düşünecekmişiz? Milan. Bu oyuncu İspanyol değil. Bir dakika. Kariyerini İspanya'da başlamış, İspanyol değil. Çok ilginç. Daha ya. Da zorlaydı şu an ben. Biz niye bu kadar... Ben de kesin şu an cevap çok basit ya. Ama biz çok detaylı mı düşünüyoruz evet. Yoksa? Çok. Bir dakika, bu oyuncuya Inter ya da şey söylüyorum. Inter ya da Milan. Milan geçen seneki şampiyon. Ama seçilemez, Inter'di bu oyuncu. Bu oyuncu Inter. Inter'de kim var? Bu oyuncunun... Inter'i var. Inter bu. %100 Inter'i var. Inter Lazio yapmış oyuncu. Candreva. Hayır. İtalya'da yılın futbolcusu seçilen birisi. Bu gibi. Oyuncunun Lazio'su yok. Lazio'su yok. Inter. Mancini. Bir dakika, bulmamız gerek ya. Dur. Çok şaşırdım vallahi ya. Inter'de oynayacak. Icardi. İspanya Barcelona'da başladı. Icardi. İnanılmaz. Harikaydı gerçekten. Ben 2 saat niye hiç Icardi ben düşünmedim? Ben şeyi söyleyeyim kendi adıma. Ben bugün yayında %100 Maxi Gomez'i soracaksınız diye düşündüm. İkinci bölümde belki hayır bir şey söyleyeyim. Ben İspanya'da sürekli İspanyol ve İtalya'da oynamış birini alıyorum ama Tuchel'e konduramıyorum bir türlü. Ne alaka diyorum ama sen orada kopyayı verince. Bravo. Icardi. Vallahi ben bugün açık söyleyeyim. Sana... Ekstra bir yıldızlı bravo Mehmet Özcan'ı geçti. Ama bir şey soracağım. Futbol hayatım İspanya ben bilmiyorum. Barcelona'da başlıyor. Barcelona. Hatta bravo. Son şeyde... Zaten İspanya'da bir Barcelona'sı var. Doğru. Son yayında hatta öğlen şey yapılmıştım. Yine bir soru vardı. Icardi hangi kulüpte başladı diye. Ben muhtemelen cevap Barcelona ama ben Rising Club diyorum demiştim. Barcelona çıkmıştı.
Peki devam edeceğiz, bir araya gidiyoruz. Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarını şöyle bir hatırlatacağız sizlere. Sonrasında ayrılmayın. Hazır Icardi'yi sormuşken, Icardi Galatasaray ama bir yandan Fenerbahçe ile ilgili de haberler çıktı son 24 saat içinde özellikle. Ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bir ara özetlerin ardından yine birlikteyiz son sayfada, son saat diliminde. Yine transferleri konuşacağız sizlerin sorularıyla birlikte. Neler olabilir bu son günde, son dakikalarda ve derken son dakikalarda bir haber daha geldi. Bu haberi sana armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Ogün Şahinoğlu. Dedi ki hep Valencia'dan oyuncular gidiyor. Neden hiç alınmıyor diye. Hem de çok da aşina olduğumuz bir isim. Valencia'ya transfer oldu. Sana da denk geldi Hollandalı forvet. Justin Kluivert artık Valencia'nın oyuncusu. Yani inşallah kariyerinde böyle bir patlama, yıldız olma aurası vardı ilk çıkışında. Ama sonra söndü bir anda. Biraz da babasından kaynaklı tabii. Kluivert kalitesinde olur mu acaba diye. Ama kariyeri aynı şekilde ilerlemedi. Yani Valencia'nın kadrosunda hücum hattı o kadar zayıf ki. En son Edinson 35 yaşındaki Cavani geldiğinde Valencia'da şölen havası vardı. Justin Kluivert de güzel bir hareketlilik katar umarım. 3 sezondur çünkü Valencia'nın hücum hattı hakikaten izlerken böyle insanları yoruyor. En son kaliteli ayağı böyle Guedes vardı işte. Soler 17 milyon euroya Soler'i satmaları beni çok şaşırttı. Paris Saint Germain'e gitti ve 17 milyon euroya gitti 25 yaşında. Tamam yani en kıymetli oyuncusu değil, Gaya var orada en kıymetli oyuncusu, kaptan, ama yani 17 milyon euroya da bir oyuncu satmak Soler gibi bana enteresan gelmişti. Kluivert'la Cengiz'in bir dönem rekabeti vardı hatırlarsanız. Aynı zamanda transfer edilmişlerdi Roma'ya. Orada Cengiz biraz daha öne çıkmıştı açıkçası. Kluivert çok fazla babasının izinden şu ana kadar gidebilmiş bir oyuncu değil. Valencia taraftarına armağan olsun. Yani vallahi... sana armağan olsun. O gün şahin ol. Bakıyorum Galatasaray'ın gündemine geldi burada. Evet. Kluivert bu sezon, onu hatırlatalım. Yani ben yine de çok ümitli değilim. Bu sezonda işte 9-13-9 gidiyor. Bu sezonda belki bir 8 olur mu? İşte yine 8-10 bandında falan görürüz Valencia gibi. Sen ne düşünüyorsun Mehmet? Figo belgeseli izlediğimde Valencia'nın şampiyonluğu var. Yani o zamanlar çok iyi takım Valencia. Şampiyonlar Ligi'nde final. Justin Kluivert da Galatasaray'ın gündemine gelmiş. Açıkçası bir, yani mantık teori doğru ama pratiğe ne kadar dökülür bilemeyiz. Hareketli bir kenar oyuncusu. Kenar forvet diyebiliriz. Ama son dönemleri çok düşüşte. Roma'da olmadı. Arada sanki bir Leipzig'e kiralık gitti diye kalmış aklımda. Bu tarz kolay değil. Düşüş başladığım bir anda tekrar ayağa kalkmak. Valencia umarım sıçrama olur onun için. Önemli oyuncu. Dediğim gibi Galatasaray'ın da gündemine menajerler tarafından sokuldu ama olmadı o transfer. Yani şimdi Betis hareketlenmiş. İşte Sociedad hareketlenmiş. Yani bir Valencia'da hareketlensin artık diye bekliyoruz. Villarreal. Yani Villarreal zaten hani Avrupa'da yaptıklarıyla, Sevilla'da keza ile. En azından ezeli rakibi Sevilla'ya bir an önce yetişmesi lazım diyeceğim de mevcut sahipleriyle birlikte çok zor. Bir son dakika daha veriyoruz. Bu da şu dakikalarda konuşacağımız her şeyi etkilediği için önemli. İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'da transfer dönemi kapandı. Kulüpler ilgili belgeleri yetiştirmiş olmaları halinde transferleri duyurabilecekler. Önemli. Şimdi İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa'dan oyuncu kovalayacak. Ki bazen sadece lige yazıyorlar bazı oyuncuları, Avrupa'ya yazmıyorlar. Doğal olarak o oyuncular sizin için bir fırsat transferi olacak. Bizim ligimizde de birçok takım, Galatasaray çok oyuncu almıştır. Bu tarz transfer tahtası kapandıktan sonra. Yani şöyle söyleyeyim Melike, 6-7 Eylül, 5-6-7 Eylül yani son güne bırakmazlar. Haftaya çok çok hareketli geçecek. Sırf evet. Büyük takım düşünmeyelim, orta seviye, kümede kalma mücadelesine takımlarda çok transfer yapacaklar. Çünkü 4 haftalık periyotta gördük her takımın transferi ihtiyacı var. Almanya'da daha geride bıraktığımız saatlerde bitmişti bu arada. Daha erken noktalanmıştı. Onu da söyleyelim. Yani 5 büyük ligde sona erdi. Tabii 5 büyük majör ligde. Yani belki buradan Beşiktaş yine bir Premier Lig'den bir oyuncu transfer eder mi acaba? Bir kanat oyuncusu. Böyle...
bir genç bir kanat oyuncusu. Dembele yazılıyor ama bilmiyorum ben. Dembele Fransa'ya transfer yapmış olması gerekiyor. Son durumuna bakamadım ama bugün imzaları atmış olması gerekiyordu Serki Dembele. Yani Beşiktaş yine bir Premier Lig turuna çıkabilir diye geliyor bana. Zaten hani o bekleniyordu değil mi? Beşiktaş hep oraya gidecek. Hep bir oraya gidiliyor yani. Almanya ya da İngiltere. Beşiktaş özellikle iki ülkede çok aktif oldu bu dönem. Zaten kadrosundaki oyunculara baktığımız zaman çoğu İngiltere görmüş oyuncular. Hani ne kadar oynadı oynamadı oraya geçiyorum ama bir Premier Lig görmüş oyuncular. Şimdi ki böyle bu sezonda eller ovuşturuluyor şu anda Türkiye'de tabii kulüplerde biraz daha hızlanacak bir şeyler. Yani bir bakalım sonra. Bir İngiliz'in taraftarlar acaba Beşiktaş mesela kanat olarak kimi alabilir? Şimdi değil sen mi? İmaları bir kenara bırak da bir bilgilendir artık yani. Ben şu an Beşiktaş'ta bir Kaan Ayhan, Koray Günter gündemi evet, Kaan hala Ayhan'da var. Konuşalım. Kaan Ayhan'da o ücret konusu nasıl çözülecek? Yani dün başlayan ilk yeni temaslar diyelim. İlk temas değil yani. Bayağı Kaan Ayhan, fazla temas var. İki sezondur, üç sezondur sürekli artık temas halinde olan. Artık temas değil o yani. Hatta defalarca Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de kendi ifade ettiği, kadrosuna kadrolarına katmak istediğini ifade ettiği bir önce ki. Hani başkanlar böyle kolay kolay çıkıp da kadromuza katmak istiyoruz demez. Yani fiyat yükseltme durumları olur ya hep böyle. Ama kendisi telaffuz ediyordu. Daha önce yine bir Kaan Ayhan gündemi oldu. Ama istenilen rakamlar hem kulübünün hem Kaan'ın, sadece kulübünün değil, istediği rakamlar Beşiktaş'ın düşündüklerinin çok ötesinde. Bu rakamlara olabilecek transfer değil. Söyleyeyim işte 5-6 milyon euro minimum bonservis. Kiralama seçeneğinde de 1 milyon euronun üzerinde bir kiralama. Beşiktaş hani bunları ödeyebilecek çerçeve çizmedi kendisi. Peki bu kadar hani düşecek sağ gibi değil. Sağ stoperde çünkü bir takviye yapılması planlanıyordu. Ama bu takviye yabancı olursa nasıl olur, yerli olursa nasıl olur? Bu denklemi bir türlü oturtamadılar. Şimdi yabancı geldi diyelim. Wellington kadroda kalmış durumda. Şimdi orada bir sağ stoperde Wellington'u kullanabiliyorsunuz yabancı oyuncu olarak. Necip Uysal'ı rotasyondan işte oyun atıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir yabancı daha alırsanız kaleciniz yerli tamam. Ön libero'da ya 6-8'de Salih'i oynatabiliyorsunuz. 2'ye de ikinci yerli olarak onu yazdık. Üçüncü yerliyi bulmak çok zor. Burada ya sol bek olacak ya işte stoper olacak. Sol beke Arthur Masuaku'yu aldınız ki bence fena bir performansla başlamadı Masuaku. Kesmek kolay değil. Dolayısıyla bir sağ stopere yerli olması için uğraşıldı. Koray Günter için de görüşüldü. Hellas Verona ile belki Verona ile orta yol bulunabilir. Çünkü oraya transfer yaptı. Isaac'i yeni aldı. Beşiktaş mesela gündemindeydi. Ama Koray'ın da taleplerini aşağı çekmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın Koray'ı ve Kaan'ı belirlediği standartlar var. Bunların üzerine çıkmıyor. Ben transfer yapılmasını bekliyorum ama olmazsa da şaşırmam açıkçası. Çünkü Beşiktaş yönetiminde şu hiçbir zaman sümen alt edilmedi. Yani bizim stoperimiz yok havası olmadı. Necip Uysal, Berkay Vardar. Bizim zaten alternatiflerimiz Wellington'da orada ilk 11'e yazabileceğimiz bir oyuncumuz gözüyle bakıldı. Yani 6 tane stoperimiz var dediler her zaman bunu bize. Yani bu kadar elinizde stoper varken bir tane stoper yapar mıyız emin değiliz diyorlardı ama orada bir ihtiyaç olduğu yani gözle görülebiliyor. Çünkü yarın öbür gün Necip Uysal sakatlandı. Bir şey oldu. Cezalı durumda. Ya da farklı mevkide kullanmanız gerektiğiniz bir maç oldu. Wellington oynatacaksınız. Yani sürekli olarak o denklemi Necip Uysal'la tutmanız gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Necip'e bağlı hayatlar Beşiktaş'ta şu an. Birçok farklı mevkide. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. İki maçtır iyi oynuyor mesela. Evet. Allah'tan iyi oynuyor. Ya kötü oynasaydı? Ne konuşacaktık değil mi? Yapılmama ihtimali var mı böyle bir transfer? Şaşırmam. Ya söylüyorum şaşırmam. Yapılmazsa. Ama ben hala bugün de konuştum. Bir kanat, bir stoper takviyesi bekliyorum. Kanat için yerli olmaz. Ama yabancı az önce de biraz done vermiş gibi olduk ama bir İngiltere turunda çıkmadı. Kontenjanı dolu Beşiktaş'ın? Yok kontenjanı dolu. Şöyle dolu. Tyler Boyd ve Montero'yu göndermek istiyor Beşiktaş. Yani Montero'yu kiralık. Tyler Boyd'u da işte bir kulüp bul denildi kendisine. Oldu ki Tyler Boyd ayrılmadı. Lisansının dondurulması gündeme gelecek.
Peki gelelim Fenerbahçe'de yine santrfor konusuna. Çok fazla isim var ama önce bir dün geceden bu yana Icardi konusunu biraz konuşalım istiyorum. Galatasaray bu transferde epey bir aşama kat etti. Ama öyle bir transfer dönemi ki yani uzun zamandır Fenerbahçe'nin gündeminde olan Maxi Gomez Trabzonspor'a transfer oldu. Hiç yani belli olmuyor bu işler. Fenerbahçe'nin de yine gündemine geldi Icardi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hangi taraf size göre mutlu sona daha yakın? Yine bir transfer derbisi, ciddi transfer rekabeti olur mu orada? Bu çalımlara çok alışığız geçmişten bugüne. Galatasaray tarafında şu an bir sorun gözükmüyor Icardi için. Masadaki en güçlü takım olarak görüyor Galatasaray kendisini. Nihayetinde işin 3 milyon euro, 4 milyon euro o rakamlar ne kadarını Paris Saint-Germain karşılayacak? Fenerbahçe'nin kararı önemli. Fenerbahçe nasıl bir forvet istiyor? Şu an Galatasaray'a bakarsak Gomis ve Seferovic profili bir oyuncu. 9 numara Icardi. Evet. Onların daha önünde hem kalite olarak hem yaş olarak daha genç. Artı performans olarak tabii ki onların daha önünde. Fenerbahçe'nin sonuçta elinde şu an Serdar Dursun, Valencia, Joshua King, Joao Pedro. 4 forvet var ikili forvette. Hatta orada bence Rossi ile kullanabilirsiniz. Maxi Gomez, Sörloth. Bu tarz forvetler yazılı çizildi. Icardi konusunda da ben çok net konuşmuyorum. Sonuçta Joao Pedro transferinde Fenerbahçe yokuz dediler. Ama oyuncuyu son anda transfer ettiler. Şu an Icardi için de Fenerbahçe tarafında çok doğrulayan gelişmeler yok ama belli olmaz diyorum. Orada bir sessizlik var zaten. Yani böyle isimler gündeme geliyor olmuyor. İşte Seferovic de konuşulmuştu. Jesus ilk geldiğinde Galatasaray'a transfer oldu. Maxi Gomez uzun zamandır Sörloth'la birlikte konuşuluyordu. Şimdi Icardi yine bir geldi. Başka isimler de var. Birazdan onlara da geçeceğim ama Icardi ile ilgili senin de düşüncelerini merak ediyorum. Vallahi herhalde bu saatten sonra Galatasaray bu kadar ilerletmişken işi Icardi elinden kaçırmaz diye düşünüyorum. Çünkü şöyle yani hani oyuncuya vereceğiniz ücrette bir değişiklik olmuyor ki. Hani bonservisiyle almıyorsunuz. Ben 2,5 milyon veriyorum, öteki 3,5 veriyorum diyebileceği bir ortam yok. Zaten alacağı 8 milyon euro her halükarda oluyor. Burada sadece Paris Saint-Germain'le anlaşma kalıyor iş. Ama Fenerbahçe tabii ki Maxi Gomez'in Trabzonspor'a gidişinden sonra çıkıp Paris Saint-Germain'e direkt tamam ben 4 milyon euroyu veriyorum deyip anlaşma da sağlayabilir. Galatasaray böyle biraz ağırdan alıyor mu almıyor mu Paris'te pazarlığı bilmiyorum ama hani 3'ün 4'ün pazarlığı var şu an anladığım kadarıyla. 3 mü olacak 4 mü olacak? Tabii ki Icardi'nin tercihi önemli diyoruz ama sonuçta İstanbul'un iki yakası. Çok değişen bir şey yok yani kendisi için bence. İki takımda da ilk 11'de doğrudan oynar. Şampiyon Ligi oyuncusu. Hani Avrupa Ligi için Fenerbahçe'ye gelme tercihi olmaz. Avrupa Ligi Şampiyon Ligi var. Olsaydı. Şampiyon Ligi olsa o tercih tamam ama Avrupa Ligi için dur. Yani Avrupa Ligi'nin de kalitesi artıyor. O Icardi gibi bir kariyer için çok ben ona motive olacağını düşünmüyorum. Avrupa Ligi'ne. Motivasyonla. Tabii yani Şampiyonlar Ligi. Orada şartlarına gibi, bakar. Şampiyonlar Ligi. Ya şartlar da işte dediğim gibi her halükarda 8 milyon euro alacak. Ben değişen bir şey görmüyorum. Elini çabuk tutan transferi bitirir gibi. Şimdi Fenerbahçe'de başka isimler de gündeme geliyor. İşte araya gitmeden önce Choupo-Moting'i konuştuk. Cristiano Ronaldo ismi gündeme geldi. Onun dışında da Serdar Azmoun ismi geçiyor. Bir yandan Batshuayi o da dün de konuştuk aslında. Bir yandan da bir takım yolunda şu anda. Nottingham Forest yolunda şu anda. Ama yine konuşuluyor, gündeme geliyor. İngiltere'de transfer bitmedi mi? Böyle bir tabii bilmiyoruz tabii bildirebilirler şu an. Ha, belki hani belgeler, anlaşmıştır. Evet vesaire. Belgeler yetiştiği tabii, tabii. Takdirde bildirebilirler. Hani son saatlerde yaklaşık 2 saat öncesine kadar ama Nottingham Forest ismi konuşuluyordu ve anlaşma yolunda diye. Ama yine ismi anılıyor Fenerbahçe ile. Pek çok isim geçiyor. Siz ne diyorsunuz? Ne olacak? Ben dün de sordum izleyicilere. Kimi yakıştırıyorsunuz? Fenerbahçe'nin yeni santrforu size göre kim olmalı? Forma üzerinden gittik aslında biraz. Hani formasını alıp böyle ismi yazılı formasını alıp hani hangi oyuncunun formasıyla gezersiniz diye sorduk. Biraz bu açıdan bakalım. Batshuayi ile gezmek biraz zor olur. Öyle düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon çok iyi izler bırakmadı. Yani şöyle ama ben çok iyi niyetli bir futbol. Bak Batshuayi kesinlikle bir hani geçtiğimiz sezon evet beklentilerin uzağında kaldı diyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Yani Batshuayi burada çok eleştirdik ettik vesaire. Kimi kesin böyle biraz alaycı tavırla yaklaşıyor ama her maç 90 dakika boyunca ben sahada koşan
pres yapan, rakibi yoran, pozisyon arayan, pozisyonlara giren bir oyuncu gördüm. Şanssızlığı çok oldu. Yani ama bir yandan bakın attığı gol sayısı 14-15 gol attı. Evet. Belki de Cornelius'tan daha fazla golü vardır bu arada mesela. Yakın ya. Aynı daha fazla golü olabilir. Nitelik o gün, o çok önemli. Van Persie'nin Fenerbahçe kariyerinde çok golü var. Şimdi Cornelius'un girdiği pozisyonları gole çevirme yüzdesi, takımı oynatması, arkadaşlarının servisi. Şimdi Batshuayi o kadar çok fazla pozisyona giriyordu ki ama gole çevirme yüzdesi bir o kadar düşük kalmıştı. Hatta ben geçtiğim sezon Gezal'ı eleştirdiği dönemde şunu söyleyeyim. Gezal'ın ben futbolunda değişiklik görmüyorum. Tabelasının düşük kalmasının başlıca sebebi Batshuayi ve Larin performansıdır demiştim. Ki bu sezon Gezal sakatlanmasaydı bence aynı süreç devam edecekti. Gezal'ın performansını izlemeye devam edecekti. Biz Kayseri maçında Weghorst'un asistini gördün. Nasıl servis yaptı. Şimdi onun dışında hani pürüst çıkmış ve Yunanistan Türkiye'den teklifler var denilmiş. Evet. Yani benim bugün yayındaki partnerim oldu. O gün çünkü onun tam karşısında ekran. Ama ben de konuyu açtım zaten. Denk geliyor. Gerçekten bilerek de açmıyorum bu arada. Anlık oluyor gelişmeler. Biz canlı yayındayız. Sürekli burada Twitter'da basını takip edemiyoruz. Ben Twitter'da sadece sizi son sayfa etiketine bakıyorum ama bir yandan gelişmeler oluyor ve İngiliz basını diyor ki Nottingham Forest transferinde Batshuayi pürüz çıktı. Tesadüfe bakın tam da onu konuşuyorduk biz de. Ve ilgilenen takımlar Türkiye'den ve Yunanistan'dan. Bu arada Belçika'dan da. Şimdi Batshuayi'nin profili çok farklı. Serdar Azmoun'un farklı. Onun evet. Dışında Icardi. Ben mesela Batshuayi ile inanılmaz bir üçüncü bölgede pres yaparsınız. Hiç yorulduğunu ben görmedim yani. Sağ beke bastırıyor, sol beke bastırıyor, stoperleri yoruyor. Tek başına orada bir mücadelenin içinde ve fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu bu arada. Batshuayi ile Joao Pedro iyi ikili olabilir Melike. Yani ben Fenerbahçe alırsa Batshuayi'nin Beşiktaş'tan çok daha farklı bir kariyer olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Jesus'un sistemine uyan bir forvet. Jesus iki forvet tercih ediyor orada. Bir tanesi pek hala Batshuayi olur. Çünkü Batshuayi kötü bir golcü. Kötü bir forvet değil ki. Gayet golcülük dışındaki meziyetleri çok, ben offside'a da bitiriciliği işte. Bir hep kariyerinde hep onu yani bir sonraki aşamaya geçirmeyen noktası bitiriciliğini geliştirememesi oldu. Bazen öyle goller atıyorduk ama şaşırıyorduk. Yani belki Beşiktaş'ı çok izlemedik ama mesela Belçika'da yani. Bir golü vardı tabii. Geçtiğimiz sezon. Beşiktaş taraftarı dedi ki niye bizde hiç atmadı mesela bu golü. Sol çaprazdan içeri çevirip atmıştı Plase'yle. Ama onun üzerinde direği olması gerekiyor mesela. Öyle hatırlıyorum geçtiğimiz sezon. Şanssızlık yaşadı. Gol atar mı? Atabileceğini gösterdi. Yani 14-15 tane golü vardı evet. En azından. Bu saatten sonra çok profiller zor. Profiller birbirinden farklı. Mehmet Özcan'ın dediğine katılıyorum. Yani Fenerbahçe ne arıyor, ne istiyor oraya? Yani 3 tane profil konuşuyoruz. Yani 3'ü birbirinden farklı. Mesela Joao Pedro'yu evet tamamlayabilecek bir oyuncu mesela Batshuayi. Oyunu yerden, savunma arkası koşusu attırabilirsiniz. Ama Melike orada taraftarı değil, ikna edemezsin. Batshuayi koşturabilirsiniz. Tabii ben olumlu düşünüyorum dışarıdan bir gözle. Fenerbahçe taraftarına bu saatten sonra Batshuayi'yi kabul ettiremezsiniz de. Öyle bir süreç de var. Şimdi evet öyle bir noktaya Ali Koç'a ciddi eleştiriler var başkana. Yani forvet transferini en sona bıraktığı için en sona bıraktığı transfer. En iyi transfer olacak mantığıyla hareket ediyor taraftar. Diyeceksiniz ki taraftara göre mi kulüp mü? Hayır ama sosyal medyanın taraftarının etkisini de yok sayamıyoruz bu süreçlerde. İzleyicilerimiz ne düşünüyor? Bakalım şöyle bir. Serdar Azmoun profil olarak bizim lig için uygun, güçlü bir oyuncu. Rusya'da önemli kariyer yaptı. O da İranlı, tabii. Peki İranlı evet, tatmin eder mi Fenerbahçelileri o transfer? O, bence kötü bir kariyer yok Serdar Azmoun profil olarak. Bizim ligde iş yapabilecek bir profil. Cornelius profile bakarsak hep. Evet aslında belki ilk başta yıldız bekliyor Fenerbahçeliler ama... İyi ben çok isterdim. Galatasaray Serdar Azmoun'a vereceği parayı Jagne'ye vermişti 2019'da. O da benzer paralara Zenit'e sanırım transfer yapmıştı o sezon. Aboubakar yazmış. Yani Aboubakar olsa çok... Aboubakar Sörloth denendi tuttu bu ligde. Evet. Şimdi ligimizde şu an Weghorst var. Luis Muriel'in adı geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Keşke olsa diyeceği Fenerbahçe'nin taraftarının Muriel'dir mesela bu isimler arasında. Yani sen diyorsun hani ki farkını olabilir. Ortaya koyabilecek bir santrafor diyorsak Muriel olur mesela. Ama onun maliyeti Leverkusen'de bir forvet var onun ismine bakacağım. Maliyeti çok. O da bugün gördüm.
Leverkusen'de Serdar Azmun oynuyor. Doğru. Fenerbahçe'nin Leverkusen'deki Azmun işte. Doğru. Evet, evet. Ben Rusya'daki kariyerini hatırlıyorum. Batshuayi bu arada mesela Jorge Jesus'un aslında oyun planına biraz uygun bir profil. Neden uygun? Çok fazla kanatları kullanarak, kanat ortası yaparak ilerleyen bu arada bir... Bu Muriel hiç girmemiş oyuna bugün. Mesela Batshuayi hava toplarında sıfır. Hakikaten sıfır. Evet. Hatta eksi olsa eksi diyebileceğimiz bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kafa golü yok. Ama Jorge Jesus da mesela kanatlardan ortayla oynayan bir teknik adam değil. Ve bu kadar orta sahanın, bu kadar forvet arkasında, yardımcı forvetin olduğu bir yerde... Evet bak Yakup Esmer demiş ki biz Batshuayi okeyiz, tam bizim oyun planına uygun demiş. Onu diyorum. Merkezden, bu kadar merkezden oynayan bir takımda Batshuayi iş yapabilir. Dembeleler geliyor. Sadece şunu söyleyelim, aşırı derecede duygusal birisi. Beşiktaş yöneticileri şöyle söylüyordu, çocuk ruhlu. En ufak şeyden etkileniyor diye. Aa. Evet. Ya çok çabuk etkileniyor. Tribünlerin olumlu veya olumsuz reflekslerinden. O yüzden Fenerbahçe taraftarının da hani belki iyi başlamaz vesaire. Sabır göstermesi gerekecek bir santrofor olacak ortada ama Fenerbahçe taraftarı şu durumda ne kadar sabır gösterebilir ona emin değilim. Sen bu adı geçenlerde kim daha uygun diyorsun? Şimdi Serdar Azmun takım arkadaşı Patrick Schick mesela keşke olsa. O Sörlot evet, profili. Tabii mesela şimdi ama geç kalındı böyle bir gerçek var Melike net şekilde. Ve eldeki oyunculardan da mesela benim orada birinci tercihim Serdar Dursun olurdu. İsmail Kartal gibi Jesus'un son tercihi oldu bakarsak. Ve Serdar artık çok Jesus'un takımının oyuncusu değil. Bunu görüyoruz net şekilde. Ama hani eldeki malzeme de Fenerbahçe'nin şu an sorunu golcü değil onu söyleyelim ciddi şekilde. Evet. Gol atma potansiyeli olan bir takım Fenerbahçe evet. takım halinde. Evet. Ben aynı şeyi daha önce de söyledim. Katılıyorum. Aynı görüşteyim. Neden? Fenerbahçeli Galatasaray 2 gol attı. 6 puan kazandı. 2 maçta. Şu an puanlar eşit Fenerbahçe'de. 7 Fenerbahçe'nin puan. Evet. 7 yenen gol sayısı. 13 gol attı Fenerbahçe. Aynı puana sahip. Fenerbahçe her takıma gol atıyor mu? Atıyor. Elindeki profiller João Pedro'nun gelişiyle birlikte de atabilecek kalitede mi? Evet. Orta sahaları da öyle. Kanatları da öyle. Forvetleri de aynı şekilde. Fenerbahçe'deki problemi sadece forvet üzerinden okumak. Yani 13 attığın yerde 15 atacaksın. Atıyorum 16 atacaksın. Mesela bir forvetin olsa belki. Ya zaten atabileceğin kadar atmışsın bu arada. Zaten 4 hafta geçmiş. 13 gol. Fenerbahçe'deki problem bence savunmaya dönüşlerde. Yani takım savunmasında ciddi bir problem vardı. Özellikle bek oyuncularıyla birlikte kenar stoperlerin yani üçlüde mesela kanat beklerle kenar stoperlerin dörtlüde aynı şekilde beklerin geriye dönüşleriyle orada kademeler tamamen problemler buradaydı. Mesela Onyekuru kaç defa girdi Adana Demirspor maçında o Fenerbahçe'nin çeyrek dilimine sol kenarda bekle stoper arasına oradan pozisyon üretti. Fenerbahçe'nin bunları kapatsa zaten savunmaya geri dönüşler daha hızlı olsa, daha güçlü bir şekilde savunabilse Fenerbahçe hücumda zaten istediğini elde edebiliyor. Ama Jorge Jesus bunları yapmıyor mu? Yapmaya başladı. Biz Emre Mor'a işte az önce söyledik 40 metre geriye koşu atarken görüyoruz. Savunmaya yardım ederken Emre Mor'u ben mesela hiç hayal etmezdim. 40 metre geri koşacak da 50 metre savunmadan gidip top kapıp tekrar çıkaracak onu. Bunları yapmaya çalışıyor. Çünkü eksiğin burada olduğunu bence zaten Jorge Jesus da görüyor. Biraz işte bence sağ stoper transferi eksik kaldı Fenerbahçe'de. Serdar Aziz döndü. Serdar Aziz'in dönmesi Fenerbahçe'nin hayranı oldu biraz. Orada keşke Gustavo Henrique yerine daha doğru bir profile gidişi. Daha hızlı. Beğenilmeyen bir isim haline geldi son. Çok ağır. O yüzden Lemos oynuyor. Ben çok karamsar değilim. Golcü alınmasa da şimdi bir Pereira'nın en büyük Fenerbahçe hizmeti. İki tane müthiş bek var. Ferdi ile Osay üstüne bir de oraya Alioski. Tamamen hücum repertuarı Alioski'yi aldın. Mert Hakan gol asist yapar. İrfan Can fazlasıyla yapar. Zayt ceza sahası dışından gol atıyor. Oyun 60'tan sonra Arda Yasin o da sana gol yapar. João Pedro kariyeri yine ne kadar skorer kimlik olduğunu gördük. Joshua King sakatlanana kadar iyiydi. Valencia zaten çok iyi. Hadi Serdar Dursun bu denklemden çıkardım. Jesse uymuyordu ya da kenarlarda da oradan Emre Mor'a Bruma'ya garanti gözle bakma. Rossi de bence asist gol vaat ediyor. Fenerbahçe gol bulur. Fenerbahçe'nin dediğim gibi oyununda hani bazı maçlar Lincoln Henrique'de sayabiliriz. Onun da duran topları iyi, attığı goller güzel oynadığı maçlarda ama hani çok benim gözümde
3-4 üçlü savunmada dörtlü orta sahanın kenar oyuncusu olmaması gerek. Bakalım şimdi lig Avrupa maratonu başlıyor. Artık orada iş Jesus'ta yapacağı planlamada. Çünkü her maçta öyle 5 oyuncu değiştireyim, 6 oyuncu değiştireyim de sezon bitmez. Şimdi izleyicimiz sormuş, kimin geleceğinden daha önemlisi gelen oyuncu UEFA'ya ne zamana kadar bildirme hakları var diye Can Bey'in sorusu. Tekrar edelim onu. Şu an 2 Eylül'deyiz. 2 Eylül bitene kadar. Bugün gün içinde verecek listeyi. 00:59'a kadar, yani bugün verilmesi gerekiyor. Gün içinde tabii listenin teslim edilmesi gerekiyor. Onu söyleyelim. Ama bunun öncesinde de bu arada Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi için mücadele ederken Dinamo Kiev maçları öncesinde de planlamada o maçlara forvet transferinin yetişmesi yoktu. Ne bekleniyordu? Devam edilirse Şampiyonlar Ligi'nde yola belki o transfer sonrasında yapılacaktı. Yazmış izleyicimiz, Santrfor transferi yapmama ihtimalini nasıl görüyorsunuz diye Fenerbahçe. Yapmazsa bir şey kaybeder mi diye düşünüyorum. Yani alacağı profile bağlı. Yani Kayseri Spor maçının sonucuna bağlı. Galatasaray yaptı onu. Alanya Spor 6-0 yendi. Aa dedi, Gomez'siz de oluyor dedi. Hata yaptı mesela. Bunları etkiliyor. Şimdi Kayseri Spor'la oynuyor Fenerbahçe bu hafta, binildim. Örnek 4-0 kazandı. Ön tarafta oynayan oyuncular Hoa Pedro 2 gol attı. Yani ben şaşırmam. Yani şimdi çünkü günü gününe tutmuyor kulüplerimizin kararları. Valencia atıyor. Joshua King atıyor. Serdar Dursun bu sezon belki geçtiğimiz sezon kadar etkili değil ama atabileceğini gösterdi. Gol atabileceğini. Joao Pedro'yu bekledi işte Fenerbahçe taraftarı. Bu maçta gördü. Ama fiziksel olarak birazcık tabii kendisini toparlaması gerekiyor. Lig için Fenerbahçe'nin kadrosundaki orta sahaları da dahil ederek herkes gol atabilir. Ben bir santrafor transferi yapılmazsa çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ancak eğer ki bir ekleme olacaksa kadroya, bu ön alana, bunun kesinlikle sıradan bir profil olmaması gerekiyor ve eldekilerden biraz da ayrıştırıcı olması gerekiyor. Nasıl ayrıştırıcı? Elinizde Valencia, Joshua King gibi iki tane hareketli oynayabileceğiniz oyuncu varken biraz daha, hani Serdar Dursun'u neden oyuna atıyor Jorge Jesus? Oyunu önde tutabilmek için değil mi? Top saklayabilsin, hava topu indirebilsin, topu saklayabilsin. Yani Trabzonspor'un Cornelius'u, işte Beşiktaş'ın Weghorst'u. Hani o profil. Yani eldekilerden ayrılacak bir profile ihtiyacı var. Fenerbahçe'yi rakip ceza sahası çevresinde ve o hatta tutabilecek, güçlü, fiziksel özellikleri iyi, yani böyle çok pırpırdan ziyade biraz daha top saklama becerisi yüksek bir oyuncuya ihtiyaç var. O yüzden yani Batshuayi bu mu? Emin değilim. Fenerbahçe'nin az önce dedim, merkezden oynadığı oyuna uyar ama mesela hava topları yok. Çok fazla yani stoperlerin temaslarında çok fazla, evet güçlü bir oyuncu ama ayağındaki top tekniği biraz zayıf kalıyor. Top saklama becerisi. O yüzden biraz profile bağlı. Muriel olsa itiraz etmem. Bir mesaj gelmiş Uğur Bey'den. Ronaldo teşekkür etti destekler için diye. Şimdi şöyle bir şey var. Manchester United'ın Leicester'la maçı vardı. Ve Manchester United bu maçı 1-0 kazandı. Ronaldo maça yedek başladı. Oyuna sonradan girdi. Ama tabii ki Manchester United taraftarının Ronaldo'ya desteği sonsuz sürüyor. Özellikle yedek kaldığında daha da fazla destekliyorlar onu. O çünkü Manchester United'ın efsanesi, Real Madrid'in efsanesi olduğu kadar. Yani bana göre dünya futbolunun efsanesi zaten. Bu teşekkür de, desteğiniz için teşekkürler mesajı da taraftarlara, Manchester United'lılara aslında. Ama şöyle bir durum var tabii. Tabii bir galibiyet fotoğrafı da paylaştı maç sonu. 27 bin civarı yorum var. Fenerbahçeliler yorum yağdırıyor. 25 bini Fenerbahçeli mi diyeceğiz? Yani alışığız bunlara. Elbette adı geçtiği anda zaten sosyal medyasını sarı lacivert kilitlemiştir Cristiano Ronaldo'nun. Burada Türkiye'nin, Türk taraftarların daha doğrusu ne kadar etkili olduğunu sosyal medyada... Tüm dünya biliyor. Bütün dünya aynen biliyor. Geçen kesinlikle. Geçen gün Ahmetcan Ajax'a transfer olduğunda altında Hollandalıların yorumlarında dahi, evet bundan sonra Türkleri burada görebilirsiniz, bizim yorumlarımızı arada kaynayacak diye. Aynen öyle yani. Ama şunu belirtelim yani.
birkaç zamandır zaten yedek kalması vesaire büyük ciddi bir destek var taraftardan Cristiano Ronaldo'ya. O yüzden de böyle bir teşekkür etmesi çok normal. Tabii ki Fenerbahçelileri de teşekkür edebilir. Ama gerçeği yani maç günü olduğu için de söylememiz lazım. Heyecanlandırıyor mu? Tabii ki hepimizi heyecanlandırıyor. Hepimizi heyecanlandırıyor bu durum ama... Tartışıyoruz. Ben hala Wesley Sneijder diyorum. Bizim ülkemizdeki en büyük transfer. Başkası Roberto Carlos diyebilir. Kimisi Drogba diyebilir. Ronaldo'nun kimisi geldiği... Gomez diyebilir. Değil mi? Gomez olmaz. Diyebilirler. Diyebilir ama... Kovarecma desinler. Tamam. Kovarecma Beşiktaş, olabilir. Beşiktaş'tan da örnek ver. Beşiktaş'ın düşünelim transferi. Sen çünkü çok... Guti canım. Yani Guti büyük olur. Bir kariyerdi. Hani Gomez'de şey olmaz. Guti Beşiktaş'ın yoksa var önemli oyuncuları. Cristiano Ronaldo hakikaten tartışmasız bir numara olur. Yani tartışmayız Türkiye'ye gelse. Bir şey ve yaş olarak da anca bu yaşta değil belki 39-40'larda mı gelir? Ben öyle düşünüyorum. Yani 37 şu an. Tabii ki yanılabilirim ama Ronaldo'nun bir sonraki takımı yine bir Avrupa devi olur diye düşünüyorum. Ya hep bulamadı ama. Yani. Şampiyonlar Ligi dedi durdu. Manchester United'ın sorunu Cristiano Ronaldo değildi. Harry Maguire'dı. Evet. Yani yedek kaldı, kazan gol yemediler. Yani iki maçtır 1-0 1-0 kazanıyor Manchester United. Dün kimi sorgusuz sualsiz takımınızdan gönderirsiniz diye sordum günün sorusunda. Bir Manchester United'la buldu bizi, mesaj attı. Dedi ki Maguire. Bak bu kadar kötü... Sen miydin o? Ama sen Valencia'sın. Hiç sevmiyorum ama bu kadar kötü yönetilen başka bir kulüp var mı bilmiyorum. Dünyanın parası harcandı. Yani akıl almaz rakamlar harcandı. City'yle hemen hemen aynı parayı harcayıp son 10 senede City yine şampiyon gün alamasa da... 85 falan verdi. Hayır bir de yani mesela atıyorum Deya var orada. Maguire geldi kaptanlık verdiler. Orada. Ersoy Bey en büyük transfer Anelka yazmış. Anelka da tabii ki önemli. Anelka da olabilir. Çok da genç. Ya ben nedenini de şöyle izah edeyim. Bence benim için Sneijder sebebi şu. Sneijder 2010'da altın top hak eden bir isimdi. 2013'te Galatasaray'a geldi 2,5 sene sonra. Ve yaşı 29'du. Evet. O yüzden. Yoksa Anelka da çok transfer. Yani hangisi daha büyük oyuncu demiyorum. Büyük transfer anlamında. Messi ile Ronaldo almamalıydı ödülü. Sebebini izah edeyim. Inter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. Robben'e pasları attı. Robben yapamadı dünya şampiyonu yani. Hem dünya kupası finalist gümüş madalyası vardı. Mantık o. Ronaldo şu an gelirse inanılmaz yani hakikaten ama ben öyle çok ihtimal vermiyorum. Tabii. Daha 40'ı bulur. Ronaldo 40'ı bulur. Hatta Türkiye mi olur o zaman, Portekiz mi olur onu da bilemiyoruz. Belki ülkesine dönmek Amerika. İster. Amerika hayali vardı Cristiano Ronaldo'nun. Hani bir orada bir kariyer. Ben bir Lisbon'da bitirme durumu olur mu? Amerika sonrası olabilir. Ben açıkçası daha yolculuğunun biraz daha süreceğini düşünüyorum. Ama bu benim düşüncem tabii ki. Peki bir ben kimimiz daha var tabii ki, gelsin. Cristiano Ronaldo'yu mu soracaksınız? Maxi Gomez. Avrupa'yı ilk transferimi La Liga'ya gerçekleştirdim. Copa Libertadores ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giydim. Maxi Gomez. Emre Mor'un yetenekleri tartışılmaz. Fransa'ya kaybettiğimiz maçı unutmak mümkün değil. Uruguay, o gün Fransa. Şahinoğlu'na selam olsun. Maxi Gomez'e selam olsun. Bunu bileceğinizi biliyorduk tabii ki ama... Evet. Ama sormak istedik. Çünkü hem o güne bir güzellik olsun. Mehmet zaten cevabı... İlk ben kimim de verdi. İnceliğiniz için teşekkür ediyoruz. Ama maçlardan şimdi Celta Vigo, Fransa Uruguay. Emre Mor'la Celta Vigo'dan arkadaş. Fransa Uruguay maçında Muslera hatalı gol yemişti. Icardi'yi ilk bilen Yaşar Bey'di. Unutmadım onu. Söylemeyi unuttum ama adını unutmadım. Özür diliyorum. Icardi'yi sormuştuk. İlk ben kimim de Yaşar isimli izleyicimiz bilmişti. Onu da tebrik edelim. Şimdi burada sizin birini geçebilmeniz mümkün değil. Çünkü daha okumadan söylediler. Bakıyorum şöyle yani yine bu kez biz soru gelmeden söyledik. İlk kim söylemiş? Ama bu birinci soru. Mehmet Özcan soru gelmeden söyledi. Yine Fransa Arda Bey, Arda Bey yazmış. Arda Toka. Maxi Gomez'i ilk o yazdığı için onun ismini okuyalım. Tebrik edelim. Evet. Ben maçı hatırladım. Muslera'nın kariyerinde yediği dramatik bir goldür. Griezmann'dan yemişti. Topu. Emre Mor'un da İspanya'da tutunamadı mesela. Celta Vigo. Evet, Celta Vigo. Türkiye'ye gelmiş geçmiş
en iyi transferler konusunu açtığınız için şu an son sayfa etiketi orada. O tartışma bitmedi. Trabzonspor'un da düşünelim. Cardozo olabilir. Benfica'dan önemli kariyer Paraguaylı. Van Persie yazmışlar. Bosnikvalar, Moldovalar da geldi Trabzon'a. Jean-Marie Paf. Tabii. Paf. Geçmişe gidersek. Tabii. Peki şu soruyu ne diyorsunuz? Arif Bey demiş ki bu sezon en iyi Türk transferleri Trabzonspor yapmadı mı? Artı 3'ü düşünsek Ozok, evet. Yusuf, Eren Elmalı oynuyor. Eren Elmalı, Naci Ünü var. Doğru. Katılıyorum. Evet. Zaten sayısı olarak. Yerli yatırımı. Hayır, sayısı olarak Trabzonspor yaptı. Evet. Önem evet. açısından banko 11 diyorsak Abdülkerim Galatasaray. Ya çünkü Eren Elmalı belli olmaz. Bruno Perez döner. Larsen'i de sol bek yapabilir Abdullah Avcı. Abdülkerim uzun vadede Galatasaray'da oynayacak banko. Süper formansıyla Eren Elmalı 11'de devam eder. Hani Larsen'le Bruno Perez kapışır gibi duruyor dönse de. Çünkü hakikaten Eren'i ben çok beğeniyorum. İyi de performans ortaya koyuyor. Biraz daha 90 dakikaya çıkarabilecek kondisyon seviyesine getirirse kendisini, o fiziksel seviyeye getirirse çok daha iyi bir sol bek izleriz. Zaten şu an milli takımın Rıdvan, Eren yani en potansiyel sol bekleri diyebiliriz. Ben ama hala Ferdi oynatırlardı sağ ayaklı olmasına rağmen. Artık o Ferdi. Ya Ferdi Fenerbahçe'de olmadı. Dahi hani şu an ben net olarak sol mu, sağ mı, ön mü, arka mı konumlandıramıyorum. Değişeceği. Bu bazen futbolculara olumsuz etki edebilir. İşte Ferdi'ye de bence bir an önce net mevkiler bulmak gerekiyor artık. Yorumlarken de zorlanıyoruz. Evet, yine tabii ki söylediğiniz konular yazılıyor. Falcao müthiş kariyer. Pepe var. Yani çok var böyle. Pepe de geliyor. Ya çok büyük oyuncu geldi. Hani büyük transfer. Hakikaten düşünüyorum. Yok Snyder ya. Tartışırım da yani ben herkesle. Snyder gelen en büyük oyuncu değil bu arada. Ondan Carlos daha büyük bir oyuncu bakarsak. Van Persie var Fenerbahçe. Tabii Van Persie aynı şekilde. Van Persie Falcao ile çok benziyor. Dörtkayt çok önemli bir isim. Van Persie ile Falcao direkt benziyor. Geliş hikayeleri. Gelip katkı veren oyunculara bakarsak bunlar daha sağlıklı oluyor. Yani, tabii isim olarak ayrı tabii, mesela büyük, performans pardon, olarak ayrı bakmak Melike gerekiyor. Melike unutmamak gerek. Büyük transfer dersek Ortega. Ayrıca evet. Maradona'dan sonraki 10 numara geldi Fenerbahçe'ye. O da önemli transfer. Transfer olarak. Hacı. Avrupa futbolunun sonuçta. Karpatların Maradona'sıydı. İşte bunu diyorum ya. İsim olarak farklı oluyor burada. Ayrı mesela Hacı Snyder'den çok daha iyi oyuncu ama Snyder daha büyük transfer benim için. Snyder, bu arada. Snyder'i diğerlerinden ayıran geldiği sezon yaş. Yaş tabii 29. Ya, o yaşta getirmek etkili 28. Olmuştu. Oğuzhan'ı da konuşalım. Doğru. Fortuna Sittard'la sözleşme imzaladı. Evet, ekrana da geldi. Hollanda'da ki kendisinin de yetiştiği yer, ya oynadığı yer, hani Arsenal kariyeri var ama Hollanda evet. Asıl Feyenoord'da doğumlu. Pandemi dönemi Feyenoord'a gitmişti Melike. Evet. Bir ara bu yaz Utrecht'le görüştüğünü biliyorum. Evet. Antalya Spor olmadı. Geçtiğimiz günlerde böyle Sercan Dikme'yle böyle kendi aramızda da konuşuyorduk. Ne olacak Oğuzhan diye. Hala bir yere imza atmamıştı. Gökhan Töre keza öyle. Hatta dün Antalya Spor'a geldi tabii. Gitti gibi bir durum oldu. Ben Oğuzhan'ın Hollanda'da kalmasına şaşırmadım. Çünkü Hollanda'dan teklif bekliyordu. Adresini Hollanda olarak bekliyorduk. Son anda demek ki Burak Yılmaz'la buluşuyor. Burak Yılmaz etkisiyle birlikte oraya yolculuğunu Burak biraz tartışıyor ama benim çok hoşuma gidiyor hırs hala Burak'ın. 37 yaşında bile kaybetmeme isteği. Orada Doğan Alemdar. Evet, Doğan da orada. Doğan Alemdar dedim. Kaleci Alemdar değil. Trabzonspor orta saha. Doğan. Soyadını ben de unuttum. O da Fortuna Sittard'taymış. Evet. Doğan Alemdar. Doğan Erdoğan. Doğan Erdoğan. Doğan Alemdar. Karıştırdık. Doğanları karıştırdık. Hani milli takım kampında da. Evet. Doğan Alemdar. O Ren'deki kaleci. Doğan Alemdar'a selam olsun. Evet. Ren'de çok güzel bir kariyerle yolculuğuna devam ediyor. Umarım uzun yıllar Avrupa'da kalır da Türkiye'ye dönmez. Çok bilen çok yanılır. O kadar isim bilirsen. Yok, ben buradan Metin arkadaşıma selam olsun. Doğan Alemdar'a bir Polat Alemdar denilmiştim. Kampında soru sorulmuştu. Aklım ona gitti. Orada bayağı gülmüştük. Oğuzhan kariyerinde bir o hani çok iyi gittiği dönemini yine yakalayabilir mi? Çünkü yaşı da aslında daha hep 30 öyle değil. Bekledik de. Ya da 30 mu? 30 tam 30. Ya Oğuzhan'ı biz 1,5-2 sezon izledik. Geriye kalan sezonlarda çok Oğuzhan göremedik açıkçası. Son 4 sezon hiç görememiştik Beşiktaş'ta.
istikrar problemi vardı sürekli olarak. Çoğu zaman tartışıldı, takımdan gönderilecek, gidecek vesaire. İşte o arada sadece bir yarım dönemlik Feyenoord'u vardı. Feyenoord'da da mesela güzel başlamıştı aslında, sonrasını bir getirememişti. Bir tane golü vardı, hatırlıyorum. Evet, iyi başlamıştı, devamını getirememişti. Oğuzhan'la konuştuğumuz her zaman aynıydı. Evet, yetenekli ancak fiziksel olarak çok yeterli değil, istikrar problemi var. Hep bunu konuştuk. Bir maç, iki maç iyi ama üçüncü maçta herkes Oğuzhan tamam, iki maç iyi ama üç maç kötü olacağını kafalarda bir kere yazmıştı. Bu intibayı bir kere zihinlerde oluşturmak çok kötü. Silmeniz de imkansıza yakın olmaya başlıyor artık. Mesela bu benzer durumu Salih Uçan yaşadı. Uzun yıllar aynı şeyi yaşadı. Salih iki maç iyi, üç, hatta ben ilk maç iyi oynadıktan sonra çok yorum geldi bize de. Salih bu maç çok iyi oynadı dediğimizde. İşte üç maç sonra farklı Salih konuşuyoruz diye. Ama dört maçtı mesela. Oğuzhan'ı da ben bu periyotta hiç böyle 4-5 maç üst üste iyi oynarken göremedim. Yani yeteneklerine şüphe yok. Çok şey vaat etmişti. Yanındaki oyuncularla birlikte belki de o kaliteli ayaklarla birlikte çıkışı oldu. İşte Sosa özellikle mesela. Oğuzhan'ın oyununun gelişmesine en büyük etkiyi Sosa yapmıştı. Kendi kariyer açısından artık yani bu yaştan sonra yeniden bir yere transfer yapması, büyük takıma transfer yapması çok zor. Ama en azından kariyerini toparlama fırsatıdır. Umarız öyle olur. Ben de çok zor görüyorum o gün gibi. Umutlu konuşamıyorum. Ben böyle ayrıntı yakalarım Melike. Cenk Gönen 5 sezon Beşiktaş, 2 sene Galatasaray, 1 tane şampiyonluk göremedi. Şener Özbayraklı 4 sezon Fenerbahçe, 2 sezon Galatasaray. Oğuzhan'ın da Beşiktaşlı izleyicilerimiz uyarsın beni. 10 sezon Beşiktaş'ta oynayıp Fenerbahçe ile Galatasaray'a 1 tane golü, 1 tane böyle güzel derbi performansı yok mesela. İlginç. Atarsın bir tane. Berlanda da öyleydi Galatasaray'da hiç mesela. Mertens'in şu Trabzon'un oynadığı futbolu onu söylediler. Berlanda'dan göremedik diye Galatasaraylılar. İyi oyuncularla iyi oynayan bir oyuncuydu. Çünkü Arsenal altyapısı, Hollanda geçmişini görüyorsunuz. Bir milli takımımızda bir Hollanda maçı var hala hatırlıyorum Konya'da. Hollanda 3-0 inip o Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz. Ama işte bahsettim 2015. 7 sene önceden bahsediyorum. Ya da Şenol Hoca'lı şampiyonlukta Bursa'da attığı gol vardı ama 6 sene önceye gittim. 3 senedir, 4 senedir o güne katılıyorum. Bir tane maçı yok yani. Tam aksine taraftara sizi duyamıyorum işareti. Ya bu klasik hikaye. Arda Turan'ı da hatırlayalım. 66'dan 10 numarayı aldı kaptanlık. Oğuzhan'da da benzeri hikaye. 15'ten 10 numara değeri paha biçilemez. Kaptanlık olmuyor. Türk oyuncularda ne yazık ki olmuyor. Umarım beni yanıltır. Kolay değil bu saatten sonra tekrar ayağa kalkması. Salih Uçan güzel bir hikaye yazdı. Hem Alanya Spor'da yazdı. Şimdi de bu sezon ilk 4 hafta görünüyor evet. Ki Beşiktaş'ta yazacak. Bir de şöyle de bakmak gerekiyor. Çok kısa söyleyeyim. Şimdi Oğuzhan Özakup 2 milyon euroluk oyuncuydu. Maaş olarak. 2 milyon euro verdiğiniz oyuncudan beklentiniz bu olursa eleştirsiniz. Oğuzhan Özakup 300 bin euroya oynayıp da kariyerinin son dönemini bu şekilde geçiren bir oyuncu değildi. Evet. Ne verdiniz ne aldınız sorun ona bakarak. Sorun 2 milyon euro oyuncusu olması değil zaten o gün. 300 bin euroya oynarken 2 milyon euro yapıldı. Evet. Yoksa bir de öyle bir hikayesi var onun. Direkt 2 milyon euro alarak getirmediniz mesela. Evet. Selçuk öyle getirdiniz. Öyle, öyle. Ben Selçuk'a o yüzden. Şampiyonluktan sonra mesela, şampiyonluklardan yasam. Sonra yapıldı o sözleşme zaten olsun. Bir de yine konuştuk bakın o gelişmeyi de paylaşalım. Nottingham Forest Batshuayi için belgeleri zamanında gönderemediği için transfer. Çok ilginç. Beşiktaş'tan yardım isteseydiler. Yani hemen bir ya işte. Buradan Barış Papile'yi vesaire gönderirdi Beşiktaş. Onlar tabii bayağı efsane olmuşlardı tabii, değil mi orada? Bu transferin de gerçekleşmeme sebebi böylelikle öğrenmiş olduk. Artık Fenerbahçe için, başka takımlar için, Yunanistan'da yine adı geçiyor, Belçika'nın da yine adı geçiyor. Bakalım neler olacak, bir de söyleyelim, tekrar edelim. Artık bugün son gün Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimizin listelerini bildirmeleri için sevgili izleyicilerimiz. O gün Şahinoğlu çok teşekkür ediyorum. Ben Mehmet teşekkür Özcan, ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir son isim daha ekliyorum. Mesut Özil. Evet tabii canım. Onu dün de söyledik konuşurken zaten. Unutulmaması lazım. Forması alınacak diye söylemiştik. Sevgili izleyicilerimiz az önce de belirttiğim gibi çok hararetli, hareketli saatler var transferde. O yüzden an be an A-Spor'da bütün gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar ama siz A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu geceler.